Hepinize iyi akşamlar, ee, tarafsız bölgeye hoş geldiniz. Şimdi Ankara'daki konuklarımızı da bir görelim. Ee, Mete Yarar ve Hakan Bayrakçı burada. Ankara'da İsmail Hakkı Pekin ve Zafer Şahin var. Hep e, İsmail Hakkı Bey'e ve Zafer Bey'e merhaba diyorum, hoş geldiniz. İstanbul stüdyomuzda da Mete Yarar, Hakan Bayrakçı, Doğu Perinçek birazdan ee, gelecek aramızda olacak geliyor mu? Tamam. Doğu Bey de geliyor. Şimdi sayın seyirciler Bu akşam şu Ukrayna meselesini eline boyuna konuşacağız. Yani bir gerçekten bir sıcak çatışma ihtimali var mı? Rusya ne istiyor? Sesli Ukrayna mi? ne istiyor? Mi? Batı ne istiyor? Amerika ne istiyor? Macron nerede duruyor? Bütün bu sorulara net cevaplar almaya çalışacağız. Belki bu konuda farklı görüşler de ortaya çıkacak. O farklı görüşleri de dinleyeceğiz. Yani bir bu krizi anlamaya çalışacağız bu akşam tarafsız bölgede. Çabamız bu yönde olacak. Ee, pazartesi akşamı ben bir şeyle başlamıştım. Ee, herkesin konuştuğu bir anda gündem olan o uzun masayla ilgili bir şey yapmıştık. Hakan Bayrakçı da bizler bizde birlikteydi. Bir anda o o böyle sıcak bir gelişmeydi değil mi? Evet. Hakan Bayrakçı hani pat diye çıktı o klipler o, yaptılar sonra. Tahtrevali. neler klipler, neler yapıldı yaptılar. canım evet. Hah şimdi geldi o görüntü. Merhaba. Merhaba. Doğu Bey merhaba. Selam merhaba Hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Ya şimdi bu gösteriyor. Bu masa sizin dikkatinizi çekti mi? Gösteriyor Ay, şu anda. Bir defa görüyorum, evet. Ha bak tahterevalli yapmışlar böyle. Göstersene şey Onur. Ama yanlış bu masanın o tarafına Biden'ı oturtmak lazım. Değil <laughs> kuvvetle. <laughs> Macron, Macron şey değil mi? Ağır siklet mi? <laughs> Hafif siklet mi? Böyle bir şey yapıyorlar ya. E, sosyal medyada bunun çok geyini yaptılar böyle. Doğu Bey bir yorumlar mısınız? Bu nedir yani? Siyasi bir mesajı var mı? Valla bence yanlış. Burada karşı karşıya gelen kuvvetler Asya kuvvetleriyle Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'da bir ara güç konumunda. Hatta gittikçe Doğu'ya doğru Rusya'ya Çin'e ve Türkiye'ye doğru yaklaşıyor Avrupa kuvvetleri. O bakımdan bu yanlış yani doğru bir analizin <laughs> ürünü değil bu resim. Peki burada... Putin e, Fransa'yı da Batı bloku içinde görüp Amerika, Fransa hepsine bir mesaj mı veriyor? Ya yani öyle yorumlanması zorlama mı olur? Zorlama olur. Çünkü karşısındaki kuvvet o değil. O arada mesela karşısına Biden oturup araya da Macron'u otursa yani iki tarafında kazanmaya çalıştığı bir güç o zaman anlamlı olurdu. Yani onun için bu resim bence peki. Bunun bir anlamı yok mu yani? Bence yok. Bu tamamen e, pandemi koşullarında mı böyle olmuş? <laughs> Bence bunun anlamı yok çünkü karşı karşıya gelen iki kuvvet e, Amerika ve Rusya. Aslında burada e, Ukrayna'da sonuç itibariyle Amerika'nın bir piyonu tıpkı Yunanistan gibi. Ondan sonra Macron'dan Almanya ise daha doğuyla ilişkilerini geliştirmeye çalışıyorlar ve doğuya muhtaçlar. Daha aradalar. Enerji bağları dolayısıyla. Aradalar yani. Aradalar ve hatta biraz doğuya doğru kayıyorlar. Ukrayna'dan yana. Onun için bu çok anlamlı değil. Ben ilk başta Biden zannettim. Evet ama değişik. İsmail Hakkı Bey sizin bu fotoğrafla ilgili yorumunuz <laughs> nedir? Doğu Perinçek Çok anlamlı değil dedi. Çünkü karşı karşıya de değil dedi. Değil mi tam öyle? Değil evet mi? bu iki kuvvet yani Amerika ile Rusya burada tahtıravalilerin iki ucunda olması lazım. Şimdi Rusya ile Fransa'yı koyduğunuz zaman tahtıravali böyle oynamaz. Rusya tarafı ağır basar, Macron da havada kalır. Ama e, daha önemlisi Macron burada ara güç, karşı güç değil. Rusya'nın karşısındaki güç değil, ara güç. İsmail Hakkı Bey. Yani şunu söyleyeyim ben. E, tabii ki sorun e, Amerika ile Rusya arasında. Daha doğrusu Doğu ile Batı arasında ama. Buradaki baktığımız zaman şunu görüyoruz. Putin e, o kadar uzağa koymuş Macron'u, aralarında mezafe var. Bana göre hem Avrupa'ya hem de Biden'e diyor ki, e, şunu demek istiyor. E, e, bu iş Avrupalı işi değil. Bırak sen geç karşıma. E, Avrupalıları gönderirsen, ve bu böyle uzak tutarım. Dolayısıyla e, benim karşıma senin geçmen lazım. Geçersen, e, o zaman belki. Ee, daha yakınlaşabiliriz daha bu konuları Peki, görüşebiliriz. İsmail Yoksa, Hakkı Bey Putin, bu konuları görüşemeyiz şeklinde. Putin evet. Putin Macron'un arkasında Biden'in olduğunu mu düşünüyor da böyle bir mesaj veriyor? Ee, e, e, şöyle tabii ki yani e, evet Macron karşılığı değil ama sonuçta Macron ABD adına ya Avrupa adına özellikle Avrupa adına şey yapıyor ara yapmaya çalışıyor. E, ve e, seni buraya kim gönderdiyse senin sahibin gelsin diyor. Onu, onu söylemeye çalışıyor bana göre bu şeyde. E senin sahibin gelsin derken sahip olarak... Senin sahibin olarak... gelsin onu da görüşeyim diyor. Bu Biden'ı mı kastediyor yani? Evet Biden'ı kastediyor. Bana göre Biden'ı kastediyor. Çünkü Avrupa'da başka bir şey yok. Belki bir de İngiltere olabilir. Ama İngiltere'ye zaten gereken cevabı verdiler. E, o bölgede, İrlanda bölgesinde yeni tatbikat yaptılar. E, gerekenleri de verdiler. Hatta İngilizler herhalde yakında Johnson falan e, şey gör, Moskova'ya görüşmeye gidecek. Hem Dışişleri Bakanı, hem Johnson, hem Milli Savunma Bakanı. E, yani onlar da biraz çok yukarıdan atlar ama e, sonuçta burada e, hesap e, Biden'a kes, e, kesiliyor. E, yani bunun iç, e, bunun içinde e, Almanya yok, diğerleri yok. E, yani böyle baktığımız zaman olaya, olayın tamamen e, şeyle ilgili olduğunu, yani bu iş Avrupa'yı bu işe karıştırmayın. Avrupa ile bu işin alakası yok. Onun için siz e, şeyinizi destek destekleyicinizi ya da şeyi getirin buraya. Amerika'yı Amerika'ya getirin. Amerika ile görüşelim. Benim derdim onunla. Bu sorunu onunla çözebilirim ben. Çünkü denge arayışı içerisinde e, düzenin dünya düzeninin tekrar yeniden değişmesi için e, gerekenleri yapıyor Çin'le birlikte. Öyle, onu söylemeye çalışıyor. Ve e, e, siz de diyor daha sonra görüşeceğim diyor bana göre e, yani çünkü hesap e, şeyle ilgili e, ABD ile e, yani Avrupa'nın ya da transatlantik bağının e, gevşemesi kopması ve e, şeyin e, Putin'in doğrudan bir Avrupa gücü olarak Avrupalarla görüşmesi e, söz konusu e, ama şu andaki e, pozisyon e, şu anda Macron e, Macron'da buraya gelenler de, çok sayıda gelen oldu biliyorsunuz, buraya gelenler de hepsi ABD adına geliyorlar ve ABD adına ricacı oluyorlar. oluyorlar. Çünkü sonuçta kendilerinin de şöyle bir sıkıntısı var bu bölgede. ABD eğer Rusya biraz daha ilerlerse en büyük sıkıntıyı bunlar çekecekler. Yani doğalgaz olmayacak. Eğer savaş çıkarsa ki Putin çıkmayacak diyor. Ben de çıkmayacağını değerlendiriyorum. E, savaş çıkarsa en büyük zararı Avrupalılar görecek. E, dolayısıyla Avrupalılar e, bu konuda e, biraz ondan dolayı Putin'e gidiyorlar. E, şey Biden onlara baskı yapıyor. İşte bakın Almanya'yı aldı yanına. Alman şansölyesi Scholz'e geldikten sonra, e, Washington'a geldikten sonra orada. E, İsmail nasıl? Hakkı Bey. Çin. 3 e, evet. Bir dakika. Ya Putin... E, bu e, Macron'u bir tür Amerika'nın adamı gibi, Amerika'nın Ameri Biden'ın gönderdiği adam gibi mi algılıyor? Yani imkansız bir şey. E, Putin çok iyi biliyor. Macron olsun, Almanya olsun, Amerika'dan gittikçe uzaklaşıyorlar ve e, Ukrayna-Rusya çelişmesinde de aman e, şey bir patırdı gürültü çıkmasın. Rusya'nın taleplerine de biraz dikkat edelim tavrı içindeler. Onun için. Amerika'dan bağımsızlaşan bir çizgi izliyorlar. Atlantik sistemi içerisinde. O zaman Avrupa'yı Amerika'dan farklı değerlendirmek lazım. E zaten Putin de e, kocaman Rus devletinin başında farklı değerlendiriyor. E bu masa ne peki? Bu belki <laughs> korona bulaşmasın diye bir şaka mı yapıyorlar? Bu gerçekten hani bu, bu masa benim kafamı karıştırdı. Eğer gerçekten şeyi ne derler ona... E, Avrupa Amerika'dan farklı bir çizgiye yöneldiyse Putin de tabii bunun farkındaysa evet. böyle bir masada ağırlamaması gerekirdi. Bu bana beni Bunu biraz benim garip geldi bana ama şimdi yani Rusya Putin bunların evet. farkında olan strateji kuran onda iyi tahlil yapan bir de eski istihbaratçı olduğu için Şüphesiz. fotoğrafları da var. ve bugün dünyada strateji kurmada usta olan liderlerden biri. O bakımdan Macron'un hangi konumda olduğunu çok iyi biliyor tabii. Peki, ama bu hakikaten garip bir an yani böyle uzun bir masa. Macron'la Biden'ın arası iyi mi kötü mü? Ee, kötüleşiyor. Yani e, mesela Fransa Atlantik sistemi içinde Almanya'ya göre daha Amerika'ya yakın gibi gözüküyordu. <laughs> ama şunu gördüler Amerika gidiyor. Amerika batıyor, iniyor. Dolayısıyla bütün e, kuvvetler ondan ayrılma yönünde. Fransa da büyük bir devlet, önemli devlet. E, NATO içinde muhalif bir geleneği var, geçmişi var. Onun için Macron, Amerika'nın denetiminden uzaklaşan Fransa'nın bir temsilcisi. Belki yani Fransa'nın Amerika'ya en yakın kanadında yer alıyor ama Fransa'nın kendisi Amerika'dan uzaklaştığı için o da o geminin içinde Amerika'dan uzaklaşıyor. İsmail Hakkı Bey, uzaklaşıyor mu Fransa Amerika'dan? Avrupa hatta? Yani şöyle söyleyeyim ben... Ee, yani Avrupa'da böyle bir şey var ee, Duygu var Evet böyle bir düşünce de var ama Amerika'dan uzaklaşmak o kadar kolay değil yani e, belki doğu beyin söyledikleri yıllar alır 10 15 yıl bilemem yani e, şeye bağlı biraz da e, Çin'in ve Rusya'nın mesela Putin'in bu ortaya koymuş olduğu kriz yönetimi sonunda Eğer Putin e, ABD'ye rağmen birkaç adım atarsa savaş çıkmadan bazı denge unsurlarını ortaya koyabilirse bu e, Amerika'nın e, Avrupa ile bağının yavaş yavaş çökeceğini eee gösterir. Evet, siz de katılıyorsunuz bu e, fikre ama henüz henüz tam olarak e, zaten ama Doğu Bey de ayrışmaya evet. başladı diyor. Yani Süreç, o, bu. bir süreçten bahsediyor. Meteora'ya dönmek istiyorum. Şimdi Macron'un bir şey daha söyleyebilir miyim? Tabii tabii buyurun. Macron'un başka bir şeyi de var bu e, e, Biliyorsunuz e, Total şirketi e, şeyde Rusya'da çok önemli işler yapıyor. Yani böyle bir kriz Total şirketinin oradan çıkması anlamına gelebilir. E, o bakımdan e, yani e, ekonomik olarak da bağımlı. Sadece doğalgaz vesaire falan değil. Yani krizi çok önemli işler yapıyor. Krizi durdurma, durdurmak durumunda Macron o anlamda söylüyorsunuz değil mi bunu? Evet. Anladım. Evet. Mete Yarar'ı evet. E, şimdi şöyle bir noktaya gelindi. Çok güzel Doğu Bey'de İsmail Hakkı Bey'de diyorlar ki ya bu Avrupa Amerika ekseninden bu kriz dolayısıyla bir parça çıkmaya başladı. Aslında Macron da böyle tam bir Amerika'nın adamı gibi oraya gidip Putin'le görüşmüyor. Öyle bir şey, öyle bir yorum yapılamaz evet. diyorlar. O zaman kocaman bir soru işareti. Bu masa neyin nesi? Tamam şöyle söyleyelim. <laughs> Biz Ukrayna'yı konuşuyoruz. Ukrayna'daki konuştuğumuz konunun bir parçası, en önemli parçası Donbas. Donbas'la ilgili anlaşma metnine e, imza atan e, önemli bir grup var. O da Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı. Yani aslında Donbas... Agit. Agit. Yani Donbas sorununda taraflar diye e, eğer konuşacaksak bu anlaşmanın içerisinde Avrupa İş, Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı da var. Fransa da var ya dolayısıyla. Tabii yani ta, tabi Fransa da var. Ee, Avrupa'da güvenlik deyince e, şu anda İngiltere'yi dışına çıkarttığınızda yani şeyden Avrupa e, bir sancı çıktığında, bilinen çığ çıktığında şu anda silahlı kuvvetler olarak en güçlü pozisyonda olan grup <gülüyor> Fransa. <laughs> Fransa'nın başını çektiği bir gruptan bahsediyoruz. Yani bu masada oturmasının anlamlarından bir tanesi Akit e, pozisyonuyla bu masada bir ara yapmaya çalışıyor. Yani bunu öyle lazım. Ama Putin ısrarla başından beri şunu söylüyor. Diyor ki bakın Donbas'la ilgili anlaşma yani e, 2 diye anlaşılan 2014'te imzalanan anlaşmaya geri dönün diyor. Buna geri dönmesiyle ilgili yapılacak olan çalışmalar içinde devamlı Avrupa Birliği'ni işaret etti. Bu anlaşmada siz de tarafsınız. Sonuçta biz bu sorunun bir parçasıyız. Kim bu sorunun parçası? Rusya, Ukrayna, Donbas'taki iki tane bölge. Bizi bırakın. Arada bu işi çözmeye çalışacak olan grup sizsiniz diyor. Yani gelin çözün. Niye Ama onlar? Siz ne yaptınız? Bir dakika. Niye onlar bir parçası sorunun? Avrupa niye parçası? Çünkü bu sorun bu sorun ortaya çıktığında bu sorunu çözmekle ilgili bir taraf olarak e, içinde yer aldılar. Yani Ukrayna sorunu Avrupa'nın sorunudur diye çözülmesi ve ilerlememesi adına bu işin bir parçası haline geldiler ve direkt içine girdiler. Putin'in ısrarla söylediği şey şu. Siz bu anlaşmanın içerisindeki bir taraf olmaktan çıkıp Ukrayna tarafındaki bir pozisyon aldınız. Yani siz silahlı kuvvetleri destekleyerek, oraya asker sevk ederek, pozisyon belirterek bizi tehdit ederek bu anlaşmanın içerisindeki yükümlülüklerinizden vazgeçiyorsunuz. Bu masanın bu masanın bu kadar uzak olmasının sebebi bu. Artık diyor ki şu tahterevalliyi durduralım onur ya bir dakika kafam karışıyor. <gülüyor> <gülüyor> yani Putin aslında yalnızca bu masada başlamıyor olay. Ee, Macron havalimanına indiğinde hiçbir üst düzey yönetici Macron'u karşılamadı. Bir de uçakta şey yapmışlar test istemişler Macron'dan. Onu duydunuz mu? Ya yani onu duymadım ama Macron indiğinde bir protokol karşılaması yok. Ee, bu olaydan sonra bir de biliyorsunuz basın önüne çıkıp. Bir konuşma yaptılar. Normalde e, Putin e, gelen kişilere yakınlık gösteren, onlarla beraber yakın konuşan ki şey zamanında bile yani. Çünkü birçok kişi pandemi dönemine bağladı. E, Sayın Cumhurbaşkanı'yla neredeyse kol kola uğurlamaları görüyoruz. ha Bakın şu görüş, şu, şu bu bakın. Ne? Bu basın toplantısı yapılıyor. Normalde e, Putin orada bekler ve beraber hareket eder. Putin Macron'a şöyle söylüyor. Gel diyor, böyle. Bakın. Bir göreyim bakayım. Tam bakın. bunu görmemiştim ben. Bakın. Hiç. Ee, Onur bir göstersene şunu ya. Gördünüz mü? Ha, gel, gel diyor. Ne, yani ne demek o? Yani hiç bekleme. Normalde ne olur? Ee, önüne kadar gelmesini bekler ve beraber dışarı çıkarlar. Yan yana, yan yana. Hiç e, bir yakınlık göstermiyor. Bu, bakın, Macron ne yapacağını şaşırıyor. Doğru, doğru, evet. Macron ne yani yapacağını. Bir daha şaşırıyor? görebilir miyim? Macron'a odaklanmak istiyorum. Macron'un vücut haline bakın, oradan anlarsınız. Gideyim mi, gitmeyeyim mi şeyinde. Evet, evet. Böyle bir tuhaf karşılıyor, doğru söylüyorsunuz. O el cep e, sokma hikayesi de şeydir biliyorsunuz, e, insan davranışında. E, çoğunlukla kendisini güçsüz hissettiğinde güç kazanmak için elinizi cebinde sokarsınız. Öyle, tabii. Fransız. O zaman ben çıkarayım kendimi güçsüz hissetmiyorum. <laughs> Yok böyle böyle durumlarda elinize eğer e, sokuyorsanız bilin ki kendinize pozisyon alıyorsunuzdur. Ya hakikaten Doğu Bey burada bir şey var. Ya yani. Burada bir hor görme var, var bakın. Yani, çok açık çok bir açık. şekilde o uzun masayı da şimdi ben anlamaya başladım. Yani e, Fransa'yı daha başka bir konuma çekmeye çalışıyor. Yani, e, mesafe var bu mesafeyi kapat diyor. Ve ha, mesafeyi da, kapat mesajı. Mesela bu, burada da bence çok onu biraz affedersiniz aşağılıyor yani. Evet. Bir evet. e, diplomasiye evet. ve devlet adabına aykırı ona. bak. Ya ben, bu olacak işte Ben bu ne kadar yani. konukseverlik açısından da yani Rus konukseverliğini biliyoruz. Böyle beraber çıkmaları lazım. Hatta misafire buyurun deyip önden çıkartması lazım. Burada böyle çok açık bir şekilde bir aşağılama var. Yani onu e, açık görüyorum. Böyle bunlarla beraber yorumlayınca. Şimdi şeyi sormuştunuz ya Fransa'yı bana. Onu bir dakika. Tamam okey tamam. Adab, adabı ı meşhur Rus diplomasi. konuk konukseverliği <laughs> diplomasi. Olacak şey değil Protokol. Ya. Şimdi master konular yani büyük fotoğraf sayın genel başkan ve komutanlar tarafından analiz edildi. Ben değişik bir açıdan ele alayım isterseniz de bir farklı bir katkı olsun. Şimdi Fransızlar yani Sosyal etnik psikolojisi bak, sosyal sosyolojik psikoloji bakımından ele alacağım. Fransız toplumu 1930'lardan itibaren savaşma gücünü ve isteğini tamamen kaybetti. O kadar ki <laughs> İkinci Dünya Savaşı'nda hücum borusu çalıp da hücum düdüğü çalıp da siperinden çıkmayan binlerce, on binlerce Fransız askerinden yüzlercesi idam edildi. Bu meşhur bir olaydır. Bu Birinci Dünya Savaşı'nda da başlamıştı 1914-18'de. Bunun sebebi Fransızlar milliyetçilik, vatan, millet, bayrak, devlet bu konseptleri Haçlı Seferlerinden sonra çok yoğun şey yaşadılar. Ve Napolyon döneminde de doruğa ulaşıp yani vive la patrie, yaşasın vatan, milliyetçilik kavramı biliyorsunuz Fransız ihtilaliyle geldi filan. Fransız toplumu 1800'lerden itibaren sanat, kültür, aşk, lüks kendini başka bir toplum olarak artık kabul etti. Savaştıramayacağınız bir halk haline geldiler. Bunu 1. ve 2. Dünya Savaşları'nda Fransızlar gördü. O kadar ki... Bundan 15 yıl önce bir film yapıldı, Fransız filmi üstelik. Filmin konusu şuydu. Hürriyet'te de birinci sayfadan da haberdi bu film. Fransa'yı Çin işgal ediyor film icabı. Fransız halkının umurunda değil. Yine sinemaya gidiyor, akşam restorana gidiyor filan. Fransız as e askeri teknolojisi yüksek olabilir. Ekipmanı <laughs> güçlü olabilir ama halkını savaştıramazsınız. Şimdi bu gerçeği aşağı yukarı Rusya seviyesindeki bütün ülkeler biliyorlar. Fransa'nın dolayısıyla teknolojisine rağmen bir askeri savaş gücü yok, ateş gücü yok. Savaştıramazsınız Fransızlar, bitti. Fransız dedi ki ben yaşayacağım. Bu masayla nasıl bir irtibat kuruyorsunuz? Burada şu mesaj var, kurduğum irtibat şu. Diyor ki bu mesele gücün meselesidir. meselesidir. Siz Fransa olarak bu konuda artık bir hiçsiniz. Sıfırsınız. Yani benim algım. Ha seni büyük kültürsün. Ressamın var, yazarın Şairin var, edebiyatçın var. var. Sen Fransız harika bir cins, orijinal bir tipsin. O tamam diyor. Birçok şeyi senden de aldık diyor. Nitekim Deli Petro, Çar Petro. Tamamen Fransız sarayının geleneklerini almıştır 1700'lerde Rus sarayına. Çarlık gelenekleri ve e, Rusya'nın çarlık, saray e, adabı muhaşereti tamamen Fransız kraliyet geleneklerine göre hazırlanmıştır. Koltuk modellerinden tutun, e, yani mobilyadan tutun, mimariye kadar. Ama diyor ki sen busun, Fransa bu, biz seni böyle de diyor. E, i̇şte sanatınla, sinemanla, aşkınla, sevdanla sen diyor hayatı yaşayan bir adamsın. Ekonomik olarak da bir değerin var ama o da diyor Avrupa Birliği'nin içinde bir parçası. Ukrayna krizinde. Ama Ukrayna krizinde diyor sen bir hiçsin. Doğu Bey, siz ne demiştiniz? E, e, bir, bir cümle söylediniz. Ya, e, yani burada şu bir kere Macron'un e, alternatifleri var Fransa'da. Rusya'ya yakın alternatifler. Yani e, Fransa'da Macron Rusya'ya en uzak seçenek ama e, diğer alternatifler Rusya'ya daha yakın. Fransız milliyetçileri, efendim komünist partisi, sol partiler vesaire. dolayısıyla burada bence olay şu. statü statükoyu kabul etmiyor Putin. Fransa ile Rusya arasındaki ilişkilerde sen diyor biraz daha bana doğru gel. O orası çok uzak mesajı, mesajı veriyor yani. ve onu verirken de aynı zamanda onu hor görüyor, aşağılıyor. Ee, onu bir hizaya getirme amacıyla yapıyor bunu yani e, benim gördüğüm. Yani hiç Fransa'ya hiç demez de yani ona tabii bir aşağılama var orada katılıyor. Askeri açıdan değil. Ha, tabii. Evet. Ama e, Fransa yine bir ağırlığı alanı ki bir de hesaba katması lazım. Bence burada Putin'in mevcut durumu Fransa-Rusya ilişkilerinde kabul etmeyen Fransa'yı daha Rusya'ya yakın bir mevziye çekmeye çalışan bir tavrı var. Bütün her şey öyle sahnelermiş. Bakın devamını da gördüğümüz zaman, sonra ondan önce oturuyor. Mesela e, o da benim dikkatimi çekti. Yani esas olarak ev sahibinin daha sonra oturması lazım. Ha, şurada i̇şte geliyorlar. Şimdi giriyorlar. Şimdi bakın geliyor. şimdi Putin oturacak. Gör Neredeyse tokalaşma sahnesi yok. Evet. Yani normalde tokalaşmadılar. Ben hiç bir sahnede görmedim tokalaşmasını. Bakın şimdi oturdu. Hiç onun oturmasını beklemedi. Oturdu. O ondan sonra oturdu giderken ona el işaretiyle gel dedi. Ayıp aslında. Ondan sonra önden yürüdü. Halbuki onu yanına alıp önden buyur demesi lazım falan filan. Böyle ee, bir ev sahibi diplomasisi. Bu işte. dünya kamu kamuoyunda oyu önünde Fransa'yı değil ama Macron'u aşağılıyor ve zaten şu mesajı da veriyor. Fransa'da sana alternatif benim dostlarım var zaten seçim de geliyor. Macron'un aday olup evet, olmayacağı evet. da belli değil. Evet, evet. Yani evet, <laughs> evet, evet. O, o, o yani kendi yanını daha yakına çekmeye çalışan onu iten, aşağılayan bir tavrı var. Ama buradaki aşağılama Fransa'dan vazgeçme değil de onu hizaya getirmeye yönelik. Ben öyle ya, bu düşünüyorum. şeyi Değiden bir şey söyleyebilir miyim Sayın Genel Başkanı? Tabii. Şimdi hizaya getirmeye yönelik dedi ya. Şimdi Macron'un şöyle bir tarzı var. Hakikaten her konuda böyle. Şey bir adam. Yani sanki o eski Fransa gibi davranan bir adam. <laughs> ee, yani tarzı da böyle La France. Yani biz Fransızız falan. Hep böyle bir üstünlük. Yani bir Fransız mesela bütün dünyadan üstün görür kendini. Putin'de de şu tavır da var. Ee, yani sen bu havaya girmişsin ama oğlum diyor aşağı yukarı. Yani biraz halk diliyle söylüyorum. Bunu Macron'a özel söylüyor. Başka bir Fransız olsa belki hani farklı davranabilirdi. Ama Macron'un biz Fransa'yız falan. Ya siz eski Fransa değilsiniz. Yani siz gücünüz kadar konuşun. Almanya'nın baş yardımcısı gibi Avrupa Birliği'nde bir ülkesiniz falan. Bu mesaj da bence bu şekilde veriliyor olabilir. Safer Şahin. Şimdi Ahmet Bey, Macron ilk göreve geldiğinde 2017 yılıydı bir röportaj vermişti bir dergiye. Ve şunu söylemişti, küresel bir lider olmak düşünüldüğü kadar havalı bir şey değil. Ben 10 günde bir Erdoğan'la görüşmek zorunda olan biriyim demişti. Hakikaten küresel bir lider olmanın çok da havalı bir şey olmadığını 2022 başında bizzat Rusya'da Putin ona gösterdi. Yani hava falan kalmadı o hani geleneksel Fransız kibir denen bir şey vardır. O tamamen yerle bir olmuş gözüküyor. Şimdi şey var sadece bu uzun masa olayı değil işte havaalanında karşılama töreni yapılmıyor. Bakıyorsunuz tören törenle karşılanmıyor. Elleri cepte karşılıyor. İşte, çıkarken az önce izledik sırtını dönüp çıkıyor. Yani, gerçekten orada bir mesaj veriyor. Bunu niye yapıyor? Bunun birkaç sebebi var. En yakın tarihlisi şu mesela Mali'de bir darbe oldu yakın dönemde. Oradaki darbeyi Fransa Rusya'nın tetiklediğini düşünüyor. Öyle bir gerilmişlerdi zaten. Zaten Afrika'yı arka bahçesi gibi görüyor Fransa. Biraz da onun da gerilim var ama o arka bahçe artık Fransa'nın olmaktan çıktı. Fakat Mali ne yaptı buna karşılık? Fransız Büyükelçisi'ni sınır dışı etti. Yani o gerilimde bunun da küçük küçük payı var. Bugün Amerika merkezli bir siyaset dergisi var, Politico. O Macron-Putin görüşmesine ilişkin bir değerlendirme yapmış. Bence en iyi o tanımlıyor. Diyor ki 5 saatlik görüşmenin ardından şüphe yok ki Macron boz ayının inine girdi ve pençeyi yedi. Ee, öyle gözüküyor. Şimdi burada e, Avrupa Birliği Avrupa enerjisinin %40'ını Rusya'dan satın alıyor. Yani Amerika her ne kadar Avrupa Birliği'ne özellikle Almanya'yı bu konuda hani Rusya'ya bağımlılık konusunda eleştirirse, bunu engellemeye çalışsa da Avrupa sanayisinin, Avrupa'nın can damarının e, ipleri e, Rusya'nın elinde. Yani siz enerjinizin %40'ını oradan alıyorsunuz. Nasıl Rusya'ya bağımlı olmaktan çıkacaksınız? Bunu aşmak için Cezayir'in kapısını çaldılar. E, oradan da istedikleri sonucu alamadılar. Yani Avrupa Birliği burada e, çok net bir şekilde Rusya'ya bağımlı durumda. Putin de bunu görüyor, biliyor. E, Macron da siz de söylediniz yakın dönemde bir seçim var. Başka coğrafyalarda özellikle Afrika'da Ruslarla karşı karşıya gelmiş ve orada da pençeyi yemiş Amerikan Dergisinin ifadesiyle yani burada Putin çok net bir şekilde Macron'a bir mesaj veriyor. Ee, bu sorunun çözümünde kendisinin bir rolü olmadığını söylüyor. Onu da zaten bugün e, onu da aktarayım. E, Rusya sözcüsü bir açıklama yaptı. Tam olarak aslında e, onu söylüyor. Diyor ki buralarda patron diyor Fransa değil diyor. Kaldığımız yerden tarafsız bölgeye devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Ağustos'a uymuyorlar zaten. Tekrar birlikteyiz. Hakan Bey bir şey söyleyecektiniz. Reklama döndük. Evet. Şimdi NATO, Polonya, Macaristan, Romanya'ya falan yayıldı ya. Rusya bunlara çok ses çıkaramadı. Niye? Çünkü bunlar son bin yılda ayrı devletleri olan devletler. Üstelik Rusya'ya bağlılıkları da bir pakt ileydi. Varşova Paktı ileydi. Yani Rusya'nın toprağı değildi buralar. Macaristan ayrı bir ülkeydi. Ama Tabii. paktla bağlıydı. Ukrayna'nın sorunu şu. Ukrayna diye tarihte bir devlet doğru dürüst olmadı. Yok. Ukrayna'yı Ruslar hep kendi toprakları olarak gördüler. Yani Ukrayna'da mesela Don Kazakları vardı. Bir tek o meşhur Taras Bulba isyanı vardır. Onun dışında Ukrayna'yı hem Knezlik zamanında, İvan zamanında, 16. yüzyılda olsun, 19. yüzyılda, orası hep Rus toprağıydı. Yani Ukrayna diye bir devlet yoktu. Paktla da bağlı değildi. Rus toprağıydı orası. Rusya bu ülkeleri bağımsızlığını verirken Macaristan'a, Romanya'ya, Bulgaristan'a, bunların ayrı devletleri tarihte defalarca olmuş ayrı devletlerdi. Onlar NATO'ya giriyorum dediği Makan zaman, Bey. Rusya müdahale edince... Şöyle bir hava olur. Sen bir devletin, bir milletin, bir ulusun direkt e, tavrına müdahale oluyorsun olur. Ama Ukrayna'yı ayrı bir devlet olarak hiç görmedi. Ukrayna'yı o açılım sürecinde, Gorbaçov döneminde oluşturulmuş suni bir devlet olarak görüyorlar. Yani Rus psikolojisi bu daha doğrusu. Tabii. O top bir de kendi bu, toprakları olarak görüyor. Kendi toprağı görüyor. Orada bir Tarihte devlet de yok hakikaten. Hep Rus toprağıdır orası. Ama Ukrayna'da da milli bilinç var. Yani onlar da istemiyorlar Rusya'ya bağlı. Bir şey söyleyebilir miyim? Biliyorum ama. İsmail Hakkı Bey buyurun. Orası da daha belli değil. Ukrayna'da da ben şunu çok önemli Tabii, Rusya'nın Rusya NATO'nun genişlemesi sırasında ses çıkartmamasının nedenlerinden bir tanesi o, o dönemde Rusya'nın zayıflığıdır. Ekonomik olarak zayıflıdır. O Dikkat da İlk Edersiniz, var. tarihlere bakın. Bir, bir, evet yani 1999'a kadar Amerika özel okullar kurmak suretiyle adamları yetiştirmiş ve süratle hepsini NATO'ya almış almıştır ve Rusya o zamana kadar maalesef sesini çıkart çıkartamamıştır. Ne zaman işte yükseldi, gücü arttı, Putinle beraber belli bir seviyeye geldi ve Putin şunu istiyor diyor ki Rusya geçmişte olduğu gibi küresel bir güçtür. Rusya'ya küresel güç gibi muamele edeceksiniz. Biz <laughs> Yani aslında sorun şu, sorun Doğu Batı sorunudur. Yani diyoruz ya Doğu'ya kayıyor şey diye, Doğu Batı sorunudur. Ve Amerika ile Rusya arasındadır. Çin ile Amerika arasındadır. Dolayısıyla oradan başlayıp, ta nereye kadar inmiştir? Baş gösterdiği yer Kırım'ın ilhakıdır. Ya da ondan sonra Donbas ve şey bölgesindeki çatışmalardır. İsmail yani Hakkı Bey. Onlar aslında görünen şimdi, yerler. Şimdi, Asıl neden daha yukarıda. Tamam şimdi şu Donbas meselesine bir bakalım. Mete Yarar sizi tekrar harita başına rica edeceğim. Şimdi biz şunu şu ana kadar anladık ki ya bu e, NATO'ya Ukrayna'yı batı cephesi almak istiyor. Rusya da <laughs> bunu istemiyor. Bunu bir e, kendi güvenliği için bir tehdit olarak görüyor. E, peki bu bir de Ukrayna'yı Amerika'ya bırakmak istemiyor. Onu ben biraz sonra anlatacağım o da önemli. Yani evet. e, NATO'ya girerse mi Ukrayna Amerika'nın olur. Şu anda girse girmese Ukrayna'nın e, Amerika'nın işgali altında e, kendi geleceğini tayin etme şansı ortadan kalkıyor. Yani Ukrayna'da Rusya yanlısı iktidar seçenekleri var. Amerika gelip oraya yerleştiği, silahlarını yığdığı zaman Ukrayna bir nevi Amerikan işgali altına düşüyor. Onu da önlemek istiyor. O da Moskova'nın burnunun dibi zaten ya. Şu anda yalnız savaş tehdidi olarak değil Ukrayna'daki e şey olacak. Şu haritada yani Rusya Ukrayna'yı zaten işgal etmiş durumda mı? Şimdi e, geçen gün şöyle bir soru sorulmuştu burada. E, demişti ki Rusya Ukrayna'yı işgal eder mi? Ben de demiştim ki zaten işgal etmiş durumda. Nasıl yani? Yani e, Kırım kimin topraklarıydı? Ukrayna'nın Ukrayna yani. topraklarıydı. Donetsk bölgesi e, kimin topraklarıydı? Ukrayna'nın topraklarıydı. Yani fiili anlamda Donetsk'te şu anda Rusya bayrak göstermiyor ama e, Kırım'da e, artık orası Rusya'ya bağlı bir e, özel Peki. bölge. Sayın Mete Erar, şöyle şunu da söyleseniz çok iyi olur. Yani çünkü Kırım Kırım demek Rusların Karadeniz donanması demek. Yani Kırım'ı alırsanız Rusların Karadeniz donanmasının konuşlanacağı başka bir yer yok. Şimdi şöyle söyleyeyim. He, komutam da komutam da anlattı ama tam şöyle anlat. Önce önce şunu bir anlamak istiyorum. Burası Ukrayna toprağıydı. Ukrayna Kırım. toprağıydı. Ruslar buraya askeri güç mü mi aldılar yani? Tam nasıl Tam onu anlatacağım. Tam oraya evet. geliyordum. Bu olayların başlama tarihi tam 2013'te başlıyor. 2013'te e, Avrupa Birliği ile Ukrayna arasında ortaklık anlaşması diye bir anlaşma gündeme geldiğinde aynı Amerikalıların Güney Amerika'daki ülkelerde de nasıl kendisiyle iyi çalışacak olan liderleri seçtiriyorlar. Rusya'da bu coğrafyada kendisiyle iyi çalışacak olan kişilerin iktidara gelmesini istiyor. O dönemdeki başkan diyor ki ben bu anlaşmayı onaylamıyorum. Ondan sonra kızılca kıyamet koptu. O andan itibaren... Rusya ile Ukrayna milliyetçileri arasındaki bağlar koptu. Ve e, çatışmalar başladı. 2013 yılından itibaren bu çatışmanın sonucunda Rusya yanlısı olan başbakan biliyorsunuz iktidardan düşüldü ve nereye kaçtı? Rusya'ya kaçtı. O dönemde iki tane olay oldu. 2013'teki başlayan olayların arkasından 2014'te önce özerk yani buradaki e, topluluklar yani burada da e, Ruslar var. Bir anlaşma dediler ki biz Rusya'ya bağlanmak istiyoruz. Kırım'daki. Kırım'da. Arkasından Donbas'ta Donbas ve Lugans dediğimiz Donetsk ve Lugans dediğimiz bu iki bölgede Ruslar e, çatışmalara başladılar. Çatışmalara başladılar. Milis kuvvetleriyle çatışmaya başladılar ve bu bölgedeki bütün Ukrayna devletine ait olan askerleri bu bölgeden e, süpürdüler, çıkarttılar. Ve burada iki tane ayrı Lugans ve Donetsk diye iki tane ayrı Cumhuriyet kurdular kendilerine göre iki tane Cumhuriyet kurdular. 2000 e, Ukrayna buralar bizim toprağımız diye bas dedi, bas bağırmıyor mu? Dedi, i̇kisine de güç kullanmaya çalıştı. Özellikle buraya yapamadı çünkü burada artık Rusya savaşması gerekiyordu. Ama burada e, Rusya ile direkt bağlantısı olmadığı için yani Rusya bayrak göstermediği için burada güç kullanmaya çalıştı. Rus yanlısı milistere karşı. Aynı Rus yanlısı milistere karşı. Ama karşılarında e, Rusya'dan gelen bütün silah, ekipman ve malzemeyle karşılaştı. Ve buradaki gruplar Ukrayna ordusunu defalarca yendiler. 2014'ten beri. 2014'ten beri. Daha sonra işte demin söylediğim MİS anlaşması diye anlaşmanın içerisinde bir stabil duruma gelerek ateşkesi imzaladılar. MİS 2 anlaşmasıyla an, beraber. Peki şu anda orası kimin elinde? Burası iki tane ayrı cumhuriyet. Ama Rusların. Yani Ukrayna Ukrayna'nın burada şu anda şeyi yok. Rus yanlısı iki tane özerk özel cumhuriyet oluştu orada. Hatta sonra bunlar ikisi birleştiler. Yani mix. Pardon İsmail Hakkı Bey. mix anlaşması 1 ve 2 özellikle imzalandıkta ya yani imzalandıktan <laughs> sonra e, Sayın Mete Yarar'ın söylemiş olduğu o Lugansk ve Donetsk bölgeleri, Donbas bölgeleri cumhuriyet olarak oraya geçti ama bunu Ukrayna kabul etmiyor, etmedi. Önce görüşüldü, edildi fakat arkasından bunu kabul etmedi ayam niye kabul etsin kendi topraklarını. Asıl sorun orada ondan sonra evet. E, ke kendi topraklarında evet. ayrı devlet. Ama zaten bunu bunu Rusya şöyle efendim. Rusya bunları geri kendisi istemiyor, etmek istemiyor. Bu bölgelerde diyor halk çoğunluğu Rustur. Dolayısıyla bu bölgeler e, Ukrayna'ya bağlı ayrı cumhuriyet olsun. İstediği budur Rusya. Rusya'nın tezi bu. Ha yani ben evet. diyor buraları diyor Rusya'ya dahil etmeyeceğim. Burada Ruslar var. Onlar evet. ayrı bir devlet kurmak istiyorlar. Onların kurdukları ayrı devlet oluşsun istiyor Rusya. Öyle mi? Ee, biraz... evet, yakın çevre doktrini Rusya'nın böyle. Yakın çevre biraz, biraz farklı. Biraz yani ben komutan'dan biraz farklı düşünüyorum. Evet, evet. Şöyle. E, evet. Şimdi bazı bölgelerdeki ve coğrafyalarda durum netleştiğinde ülkeler kendi pozisyonlarını çok daha rahatlıkla alabiliyorlar. Şimdi normalde Rusya Gürcistan'da iki tane e, özerk bölgenin e, Gürcistan'dan ayrılması ve Rusya'ya bağlanmasını hiç bekletmedi. Kırım, Tatar'la ilgili bölgedeki e, kararı anında refleks olarak kabul etti. Bir tek kabul etmediği yani bu coğrafyada iki tane cumhuriyet kurulurken onların kendisine geçmesini kabul etmedi. Niye? Orada bir sebebi vardı. Çünkü e, eğer ayrılsaydı burası, burası ayrılsaydı o zaman Ukrayna sorunu stabil hale gelirdi. Kopardı. Koptuğu andan itibaren de artık kaybedeceği bir şeyi olan bir grupla görüşemezsiniz. Orası şey olmalı ki muallakta kalmalı muallakta ki muallakta kalmalı ki bu sorunun içerisinde uzun süre tutabilmeli. NATO'nun uzun zamandan beri bir konsepti var. Bu NATO içinde geçerli, Avrupa Birliği içinde geçerli. Kendi içinde savaş varsa, kendi içinde sorunlarını çözememişse Biliyorsunuz almıyor. Doğru. Almıyor. Ha, Rusya da buradaki sorunun sürmesini istiyor ki NATO'ya giremesin. <laughs> Aynen öyle. Yani bu sorunu normalde diğer coğrafyadaki çözdüğü örnekleri çok uzak değil. Burası ve hemen Kürtistan toprakları. Çok, çok iyi anladın. İkisinde de şak diye çözdüğü iki tane problemi yok dedi. Ben bu ikisiyle ilgili <laughs> hala sorunu matıda tutuyor. Peki ben şunu anlamak Bu bir istiyorum. strateji. Şu Ukrayna denilen ülkenin. Halkı ne istiyor Doğubey? Yani Ukrayna halkı Batı yanlısı mı, Rus yanlısı mı? Ukrayna halkı Rusya ile Amerika arasında bir tercihle karşı karşıya. Şimdi ben ona da cevap vereceğim. Fakat ben şunu öneriyorum. Gelin bu olaya Türkiye'den bakalım. Şimdi NATO doğuya doğru genişliyor. Ukrayna hangi tarafta yer alacak? Doğu'da mı yer alacak yoksa Amerika'nın güdümünde mi? NATO doğuya doğru genişlerken yalnız Rusya'nın üzerine doğru gitmiyor Türkiye'nin üzerine de geliyor. Ama biz NATO üyesiyiz. Biz NATO'nun üyesi de değiliz. Aforoz edilmiş NATO'nun tehdit ettiği ülkeyiz biz. Yani gerçekliğe baktığımız zaman NATO <gülüyor> o <gülüyor> Akdeniz'de bizi tehdit ediyor, PKK'ya silah veriyor, FETÖ darbesini daha 5 yıl evvel yaptı. Yani NATO bizim düşmanımız. Yani yaşadığımız pratik bu. Şu anda da biz NATO'ya şehitler veriyoruz. Yani sonuç itibariyle PKK ile savaşta, FETÖ ile savaştaki şehitlerimizin hepsi NATO tarafından katledilen insanlarımız. O zaman Türkiye'den baktığınız zaman asla Ukrayna'nın, NATO'nun bir parçası olmamasını evet. savunmak gerekir. Bu Evet, aynen böyle ve NATO'nun doğuya doğru gelmesi Türkiye'nin üzerine doğru gelmesidir ve Türkiye'ye yönelik kuşatmanın Karadeniz'den de tamamlanmasıdır. Biz onun için Türkiye açısından bir cephe tutmak durumundayız ama şunu söyleyeyim. NATO'nun mezarı doğuda. NATO doğuya geldikçe mezarına geliyor. Bakın NATO ne demek bu? bu şu demek çünkü dikkat ederseniz NATO doğuya doğru geldikçe kendi içinde çatlıyor. Kendi içinde dağılma süreci başladı. Yani Almanya'nın karşı koyması, Macaristan'ın ben Avrupa'nın Macaristan yani, karşı koydu. Hırvatistan Cumhurbaşkanı çıktı. Ben dedi Rusya'ya karşı savaşmam dedi. Yani doğuya doğru ilerleyen NATO kendini çatlatan, kendini bölen Peki. ve mezarına giden NATO. Çünkü NATO doğuya doğru gelirken Rusya ve Türkiye gibi ve onların arkasında İran gibi ve Çin gibi dünyanın önemli büyük güçlerin üzerine doğru gidiyor ve tabii bunun sonu NATO'nun mezarı mezarına gömülmesi oldu. Ukrayna olur. halkı ne istiyor? E, Ukrayna'da hep ikili durum var. Yani orada Rusya ile beraber olmak isteyen önemli güçler de var ve darbelerle renkli devrimlerle orada Batı ya Batı demeyelim de Amerika iktidarı ele geçirdi Doğu Batı belki ve aslında Doğu Ukrayna Batı Ukrayna bakın aslında burada e, Rusya yani, Amerikancılar da var Rusçular da var öyle demeyelim yani e, Rusya ile beraber olmak isteyen kuvvetler ve partiler de var ve onlar aslında yönetiyordu ama darbelerle Amerika Ukrayna'nın yönetimini ele geçirdi ama e, bu savaş aynı zamanda e, Ukrayna'nın kaderiyle ilgili bir mücadele. Yani Ukrayna Amerika'nın işgali altında mı olacak? Yoksa Rusya'ya dost, Türkiye'ye dost. Bakın, Biz geçen Ben şimdi bir altın cümle söyleyeceğim. Ukrayna Karadeniz'deki Yunanistan'dır. Türkiye'nin kafasına bu cümleyi çakması lazım. Ukrayna Karadeniz'deki Yunanistan'dır. Yunanistan da Akdeniz'deki Ukrayna'dır. Yani Türkiye açısından baktığımız zaman Ukrayna'nın Amerika tarafından tam kontrol altına alınması Türkiye'ye karşı tehdidin ağırlaşması demektir. Türkiye nasıl ee, Yunanistan üzerinden Amerika'nın kuklası olarak tehditle karşı karşıya, Ukrayna üzerinden de yine bir tehditle karşı karşıya. Zaten Ukrayna ile Amerika'nın 2018 Kasım'da yaptıkları bir anlaşma var ve o anlaşmada da e, Türk akımını keseceklerini, engelleyeceklerini söylüyor. Sizin ya şuna söyleyecek bir sözünüz yok mu yani şimdi? Rusya adamların Kırım'ını işgal etmiş. Rusya destek vermiş. Şuralar işgal altında. Şimdi ona söyleyecek sözüm şu. Sovyetler, yani... Sovyetler Birliği döneminde sınırlar milletlere göre çizilmedi. Yani orada önemli bir çoğunluk Rus. Rus Kırım'da da Ruslar ve Tatarlar Rusya'yı tercih ediyor. Türkler de Rusya'dan yana %96 referandumda oy çıktı ve daha dün Kırım'daki Türkler, Tatarlar beyanname yayınladılar. Biz Rusya'yı istiyoruz dediler. Ve o Sovyetler Birliği zamanında Sovyetler Birliği önemsemedi. Yani sınırlar Ruslar o tarafta kaldı diye düşünmedi. Ama Sovyetler Birliği dağılınca Ruslar, Rus nüfusun bir kısmı Ukrayna'da kaldı. Şimdi onu nüfus diyor ki ben diyor Ukrayna'nın güdümü altında yaşamak istemiyorum. Eskiden isteyebiliyordu. Çünkü Ukrayna'da Rusya dostu bir yönetim vardı. Ama şimdi Amerika gelip oraya çökünce o kuvvetlerde Ruslar da ona itiraz etti, isyan etti ve oradan koptular silahla. Halkın tercihini söyleyeyim mi Ukrayna'da? Ukrayna, Ukrayna halkı ne istiyor? Ukrayna halkının yapısı şöyledir. Ekonomi. Bravo. Ukrayna. Anlamadım ben neden dendi? Ekonomi dedi galiba. Ekonomi dediler evet. Ukrayna toplumu, halkı, vatan, millet, devlet, toprak, Rusya gelsin gelmesin. Hayır. Ukrayna toplumu bir tek şey endeksli. Artık refahı bulayım. Çünkü çok büyük maddi sıkıntı çekmiş bir topluluk. Halkının büyük kesimi yurt dışında İtalya'da, İspanya'da, Türkiye'de orada burada ekmek arayan insanlar. Ve daha ilginci Ukrayna'da Ukren olup da yani Ukraynaca diye bir dil var. Ayrıca Lehçe'ye benzer, Polonyaca'ya benzer. Fakat toplumunun yüzde 85'i hala Rusça konuşur. Ukraynaça dedikleri dil de Rusça'ya Rusça, yakınmış. Slav, Tabii ki yakın. Rus, slav bizimle Azeriler zaten. arasındaki fark gibi. Evet. Ama halk şu anda yani vatan, millet, toprak gidiyor. Hayır Ukrayna halkı bir tek şeyle ilgilenir. İlgileniyor. Ülkemin ekonomik çıkarları... Onun da ufkunu Batı'da görüyorlar. Amerika'ya, Avrupa'ya yönelik görüyorlar. Para orada, ağırlık evet. orada. Orayla ticaret istiyorlar. O yüzden bu problem. Yani halka de, sorsak Amerika mı çıkar? Halka gerçekten orada referandum da yapsanız, anket de yapsanız NATO ve Amerika çıkar. NATO yani ve Amerika çıkar. Yani ben onu hiç zannetmiyorum. Yani Amerika orada darbe yapan kuvvet olduğuna göre halkın iradesine karşı da bir müdahale var. Batı, Ukrayna için zor olabilirdi. Oradaki Rus nüfus hariç... Doğu Ukrayna Rusya'yı isteyebilir. Bir daha söyler misiniz İsmail Hakkı Bey? Batı Ukrayna için aynen katılıyorum. Batı Ukrayna Polonya'ya ve Avrupa'ya da çok daha yakın Amerikalılara. Ee, onlar biraz da Ukrayna milliyetçisi. Ama ki, şeyden itibaren e, oradaki... E, Kiev'in olsun, Kiev'den itibaren doğuya doğru olan yerde e, Doğu Ukrayna bunların büyük bir kısmı, %80'i Rusça konuşuyor ve Rus asıl ben, bir kısmı. Ben da. geçenlerde... dolayısıyla onlar şey ben istiyor, ge Rus Geçenlerde Ukrayna'ya gittik. Oradaki bizim Büyükelçilik'te görevli olan çok yetişkin, yetkin gördüğüm isimlerle biraz konuştum. Onlar da diyorlar ki, yani Ukrayna halkında evet doğru Rus yanlısı bir şey de var, damar da var. Amerikan yanlısı bir damar da var. Putin'in biraz böyle işgal politikası Amerikan yanlısı damarı daha güçlendirmiş. Durumda. gibi yorumlar yapıyor. Bugün Kiev'de doğru. büyük eylemler oldu. Bakın bana dört tane fotoğraf geldi. Ee, Kiev'de Amerika aleyhtarı eylemler oldu. Yani Amerikan emperyalizmine karşı da Ukrayna'da tepkiler bir var, hareketler var. var. Evet, Peki evet. ben bir şey söyleyeyim. Mesela tam bu olayı aslında doğru anlatan tabloyu da çok net olarak koymak lazım. Hatırlıyor musunuz burada e, savunma sanayi başkanıyla falan beraber yaptığımız röportajlar veya konuşmalarda? E, Ukrayna savunma yetkilileri bizim savunma yetkililerine şöyle bir e, durumla geliyorlar. E, i̇şte bu Donbass bölgesi ve diğerleri yaşlandı da biliyorsunuz Amerikan İstihbaratı ve Amerikan Savunma Bakanlığı yetkilileri Ukrayna'ya gelip yerleştiler. Ve uzun zamandan beri de oradalar. E, Türkiye-Ukrayna ilişkileri savunma sanayinde çok iyi. E, hep de ilerlemeye devam ediyor bizim alacağımız onlardan, biz, onların da bizden alacakları çok şey var. Yani o iki taraf birbirini destekliyor. Savunma Sanayi Başkanı etkile diyor ki ya bize Amerikalılar geliyor, devamlı bir şey söylüyorlar. Biz anlamakta zorlanıyoruz. Yani siz bunu biliyor musunuz demek istediklerini? Diyorlar ki ne söylüyorlar size Amerikalılar? E, diyorlar ki diyor e, sizin elinizdeki savunma teknolojilerinizi şeye vermeyin, Türkiye'ye vermeyin. Ukraynalılara. Ukraynalılara. Diyor. Siz NATO'da değil misiniz? Beraber müttefik değil misiniz? Bu adamlar bize niye ısrarla bunu söylüyorlar diyor. Hatta bir öteye geçiyorlar diyor. Biz Türkiye'nin savunma sanayindeki ilerlemesini endişe ediyoruz. Sizden bazı teknoloji alırlarsa bu ilerlemiyor. Özellikle füze ve radar konusunda ve bazı uçak motorları konusunda çok iyidirler. Çünkü Ukraynalılar. Rusya ekolünden gelir. O fabrikalar orada kalmıştır. Bunları vermeyin. Çünkü onlar size en az 5-10 sene ileri atacak bir anda. Şimdi... Yani Amerika'nın tezi anlamında hani dedi ya Amerikalılar burayı Amerikalılar burayı aldığı andan itibaren Rusya ile Ukrayna ile Türkiye'nin bağını kopartırlar. Tabi bu kadar net söyleyeyim ben. Peki size. bir şey söyleyeceğim. Şu Rus'ya zaten içeride dediniz bir Kırım'ı söylediniz. bir de bu bölgeyi söylediniz. Bunları anladım. Başka var mı? Evet, şimdi için? burada çok önemli bir şey var. Aslında bu iki bölge çok büyük iki hamle. Birisi gerçekten hani Sayın Komutanım da söyledi. Burasının yani. e, pozisyonu açısından. Karadeniz'deki en önemli pozisyon. Geçmişte de böyleydi. Osmanlı döneminde de böyleydi. Yani buru, burası için ne savaşlar yapıldı hatırlayın. Zaten, marşı var evet. ya Sivas Topol önünde. Yani yatar buranın bur burası için <laughs> savaşlar yapıldı. Bu kadar önemli bir geopolitiği e, vermedi ve aldı. Başka bir şey daha yaptı. Bu bölge Ukrayna'nın ağır sanayi bölgesi. Ve o aynı, böl orası. Tabii tabii. Burası ağır sanayi Parko bölgesi. Oldu. Ağır sanayi fabrikalarının olduğu Peki. bölge i̇ki ve şehir, madenlerin olduğu bölge. Şehir mi o Lugansk'ta? Evet, iki tane iki tane şehir. Bölgenin adı tut mu Donbas? Donbas bölge. Evet, Donbas bölge. Donbas. Burası burayı alarak o maden ve sanayiyi tekrar kendisine kazandı. Bu işe için çok önemliydi. İkincisi jeopolitik önemi olan bu coğrafyayı kendisine kattı. E, ama şöyle bir şey var. Bunda hani adında koymakta yarar var. Buradaki şu andaki taktik Hatırlar mısınız? Ee, Küba krizinin birebir aynısını yaşıyoruz. Yani o Kennedy döneminde yaşanan Sovyet Sosyal Cumhuriyetler Birliği ile ABD arasında yaşanan o nükleer savaşta giden krizin birebir aynısını yaşıyoruz. Dönemin ABD'si ne? ABD'sine Rusya krizi Küba'ya taşıyarak sorunlarını çözmüştü. Şimdi Rusya Ukrayna'ya getirerek e aynı şeyi yapıyor. Birebir aynısı. Hatırlayın Küba için e, o dönemde ABD ne demişti? Küba'da bulunacak nükleer füzeleri asla müsaade etmeyeceğim. Bunun için gerekirse size savaşırım. Deyip Küba'yı ne yapmıştı? Çevrelemişti. Şimdi aynısını Rusya yapıyor. Diyor ki kardeşim ben benim coğrafyamda benim dibime bir füze getirmene müsaade etmiyorum diyor. Ve şu anda baktığınızda şuradan başlayın başlayın. Başlayın. Belarus zaten Küçük Rusya. Bir de şurada e, Rusya askerinin olduğu e, bir yer var. Transilvanya diye bir e, yanlış hatırlamıyorsam öyle bir yer var şurada. Moldavya. Burayı ya. da katın. Yani şu anda Belarus şeyin elinde mi Rus Rusça etkili yani. Yani Belarus demek? Rusya Rusya demek yani bu Rus, Rus, Rus topra topra var orada. yani Rus, beraber Rus, ortak değil de eden, de beraber cumhuriyet ortak ama Rus şeyle dost. Evet, Rus şeyle yani dost. Dostun ötesine yani, birebir müttefikler. Yani öyle bir durumları yok. Hayır bir de ikisi de Rus halkı ya. Yani, yani. çepeçevre Rusya Ukrayna'yı sarmış demek mi istiyorsunuz? Küba'nın Küba'ya nasıl yaptıysa etrafın adının tamamını çevirdiyse ve ablukayla sorunu kabul ettirdiyse o dönemde Rusya'ya bu dönemde de aynısını şey yapıyor. Burası bir ada değil ama çöpe çevre çevirerek diyor ki kardeşim bu coğrafyada buranın gitmesine müsaade etmeyeceğim. Şurada Polonya mı var Onur? E, orada Vay. Polonya var. Yukarısı Polonya. Uç, Uç Slovakya'da. Romanya Polonya. ve Polonya. Romanya ve Polonya ne Romanya, Polo Kim? Kimden yana? E, zaten ikisi de ülkesi. NATO ülkesi. Onlar artık yani NATO ya ikisi de NATO ülkesi. NATO. Zaten şöyle söyleyelim. E, <laughs> Almanya'nın ve e, ABD'nin bu coğrafyada Rusya'nın karşısından çıkartmak için hazırladıkları ordu da Polonya. Şimdi ben e, bu normal gündelik haberler yapılırken şunu görüyorum özellikle Amerikan basınında işte savaş çıkarsa 50 bin ölü hmm. diyorlar. Yok. E, ya öyle bir şey, New York Times'ta yaptılar işte. Olmaz öyle bir şey. Geçen hafta 50 bin ölü. Ee, Onur var mı yalnız, onun bilgisi? Var ya. var şeyde yani öyle bir şey var haber yaptılar. Değil, ya çok safa safa. <laughs> var. Böyle tahminleri var şunu ama ben söylemeye yalnız, çalışıyorum. Senaryoya göre yapıyorum. batı basını çok sık senaryo yazıyor ve bir sıcak çatışma evet. ihtimalini bana kalırsa köpürtüyorlar. Evet. Niçin? Hab haberi dayandırdıkları yerde Amerikan istihbaratı. Şimdi birinci sorum şu: bir sıcak çatışma ihtimali. Var mı? Böyle gerçekten 50 bin ölü falan hemen yanı başımızda böyle bir karşılıklı büyük bir çatışma söz konusu mu? Mümkün böyle bir şey? Eğer Amerikan basını bunu istihbaratıyla birlikte e, bile isteye köpürtüyorsa maksadı ne? İsmail Hakkı Bey. Şuraya söyleyeyim de şurada e, Moldova'nın içindeki e, alanın tam ismini yanlış söylemiyorum çok zor söyleniyor. trans Dinyester. Tamam. Trans İsmail Hakkı Bey. Her defasında bir daha soruyorum. Bir sıcak şöyle çatışma söyleyeyim. ihtimali Efendim, var e, mı? Bir defa 50.000 ölü filan söz konusu çıkma ihtimali bana göre %10 bile değil. %10 civarında. Bir daha söyler misiniz? Tam anlayamadık. birincisi bu. Sıcak çatışma sıcak çatışma ihtimali %10 civarında. Yani Putin çok akıllı davranıyor. Biraz evvel Mete de söyledi. Mete Bey de söyledi. Ee, yani Ukrayna'yı işgal et ne olacak? Niye işgal etsin ki Ukrayna'yı? Ukrayna içerisinde müdahale edebileceği adacıklar yaratarak bu krizi ve Ukrayna'yı, Ukrayna yönetimini çok daha rahat tek müdahale edebilir, yönetebilir, yönlendirebilir. Dolayısıyla Ukrayna'yın e, Ukrayna'da Rusya ile Ukrayna arasında bir savaş çıkması, sıcak savaş çıkması bana göre %10. O da çok anormal bir şey yaparlarsa. Yani şöyle bir şey var. Biraz evvel yine Mete Bey söyledi, bu e, Donbass bölgesinde ya da işte oralarda büyük miktarda şey var, e, Amerikan istihbaratı var, diğer istihbarat, İngiliz istihbaratı var. Onlar, e, Ukraynalıları, milisleri bu 2014'te, 2013'te maydanda nazi kılıklı adamlar, e, sniperlar yani keskin nişancı tüfekleriyle insanları öldürdüler. Bir sürü olay çıktı. Buna benzer bir provokasyon yaparlarsa ve çok sayıda e, Ukra şey Rus orada ölürse o takdirde Rusya tabii ki müdahale eder. Ama onun dışında Rusya'nın müdahale edeceğini sanmıyorum. Hatta Rusya kendi güçleriyle müdahale etmeden e, sadece <laughs> bu bölgede eğittiği milisleri kullanmak suretiyle e, bu dediğimiz yerlerin yönetimini ele geçirir. Geçittirir. Başka Donetsk gibi ondan sonra Lugansk gibi başka yerlerde de mesela şeyde ee, hemen dinye ucunda bu tip şeyleri yapabilir ve bunları yönetmek çok daha kolay Rusya için. Niye uğraşsın ki? Ama o şunu yapıyor bakın bir daha söyleyeyim. Bu kadar kuvveti niye yığıyor? Ciddi olduğunu göstermek için yığıyor. Yani Amerika'nın NATO'nun bölgeye yığdığı kuvvete baktığımız zaman e, Rusların gücüyle alakası bile yok. Yani e, şu haliyle nükleer silahları bir tarafa bırakırsak, Rusya düğmeye bastığı anda birkaç günde ne Baltık kalır ne şey kalır, öbür taraf kalır. Oraya kadar giderler. Dolayısıyla bu, bu savaşın çok fazla süreci, yani bir çatışma çıksa bile iki günde bir şeyini değerlendiriyorum. Dolayısıyla 50 bin ölü falan bu çok şey bir şey. 50 bin ölü, yani e, topluluğa ateş etmek, e, büyük güçlerin birbirine girmesi e, ancak öyle olabilir. Ya da e, çok büyük bir gerilla harbi olur. Yani Bence çok abartılmış bir rakam. Amaç aslında Avrupa'yı Avrupa'yı ayakta tutmak Avrupa'yı Avrupa ile Avrupa Amerika arasındaki transatlantik bağını güçlendirmek ve Avrupa'ya Amerikan yardımını Amerikan desteğini sürdürmek amacını taşıyor. Yani Avrupa'yı elinde bulundurmak amacını taşıyor şey. ya bu, Yine söyleyeyim bakın İsmail Hakkı bu konu, Bey bu 50 bin evet. ölü meselesi ee, Rusya'nın <laughs> Ukrayna'yı işgali söz konusu olursa eğer gerçekleşecek bir senaryo. Hatta orada 5 milyon mülteciden yani de bahsediyor. Yani şimdi 5 milyon mülteci çıkmaz çünkü Ukrayna mesela Doğu Ukrayna'daki hiç kimse göç etmez. Batı Ukrayna'dan bir kısmı göç edebilir onlar da Polonya'ya gidebilir. Yani Putin'in bu kadar akılsızlık yapacağını sanmıyorum. Yani, yani ama siz e, anladığım e, kadarıyla ki siz Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeyeceğini düşünüyorsunuz. Evet. E, yani. E, ki etsin. Bu da yani 4-5 günden fazla 4-5 günden o kadar sürer daha fazla sürmez. Ya zaten Çünkü Amerikalı. Bakın, bakın, hep şu söyleniyor. Bakın Amerikalıların da şeyi o doğrultuda diyorlar ki işgal durumunda 50 bin kişi ölebilir. 5 milyon kişi mülteci olur. Ukrayna ordusundan 25 bin'e yakın asker, Rus ordusundan da 10 bin askerin ölebileceği ifade edildi. Eğer kötü senaryo gerçekleşirse başkent Kiev'in ancak iki gün dayanacağı hesaplanmış. Yani şöyle bir şey var, bir, bir, şunu da söyleyeyim. Kaynak yani Amerikan tarz, istihbaratı. Burada. Yani şu şeye Irak evet, 2. 2. Dünya Rus Savaşı olduğu gibi e, herhalde. Onlarştan sonra. Pardon halinde ee, ayakkabı... tank kullanmayı, tank kullanmayı bilir, çok iyi bilirler. Tank kullanmayı. O yazık o gördüğümüz birlikler süratle birkaç koldan gider. Yani sınırda sınırı konuşlanmış birlikleri yok. Daha sınırın gerisinde süratle belli hedeflere giderler. Mesela şu anda e, Ukrayna savunmasını şey bile gerek yok. Yani ucuna kadar giderler, keyif alırlar. Daha isterlerse Polonya'ya kadar giderler. E, Ukrayna savunması, Ukrayna birlikleri içeride kalır. Onları daha sonra temizlerler. Yani ee, ...savaşırken böyle adım adım gitmek olmaz. Yani Rusların taktiğinde bu yok. Rusların taktiğinde yıldırım harbi var, vururlar geçerler. Ve e, güçleri de e, çok fazla, personel güçleri de çok fazla. Öyle mayındı, şuydu, buydu. İncelerseniz mesela 1. 2. Dünya Savaşı'nı... ...yani bir tümen mayını tarla, mayın tarlasından geçmiştir olduğu gibi. Yani e, böylesi bir şey var. 26 milyon şehitler, e, şeyleri var... Ölüleri var 2 Dünya Savaşı'nda Rusların. Yani Ruslar çok rahatlı harp ederler ee, ve şey ama Batı Ukrayna'nın aynı şeyi göstereceğini sanmıyorum. Batı Ukrayna evet Ukrayna milletisi ama biraz daha e, Avrupa'ya göre Avrupa Av, Avrupalaşmış, Polonyalaşmış e, daha çok şey yapan değil. E, böyle e, savaşçı zihniyette birileri değil. O yüzden e, çok fazla çok fazla direneceklerini sanmıyorum şu anda e, bir e, Mete Bey iki, bir de iki tarafın yani... bir şey daha söyleyeyim bitireyim müsaade ederseniz. <laughs> Buyurun. Bir de şöyle bir şey var. E, bu savaş yani bildiğimiz gibi e, siber siber taarruza başlayabilir ve füzelerle sona erebilir. Yani belki de hiç e, görmediğimiz bir savaş şekli olur. Çünkü siber saldırı yapılabilir. Uydu, uydulara yönelik saldırılar yapılabilir. Ve böylelikle çok daha kolaylıkla ele geçirebilir. Eğer bir savaş olacaksa ama bana göre %10'u geçmiyor savaş ihtimali. Yani anladım. Yani o bildiğimiz konvansiyonel savaşın dışında bir savaş söz konusu evet. olabilir diyorsunuz. Şu anda evet. Mete Bey, evet. iki tarafta yani Amerika ve NATO bir yığınak yaptı mı? Rusya bir yığınak yaptı mı? Yani şu anda taraflar askeri açıdan ne durumdalar? Şimdi bir öbür tarafa gelebilir miyiz? Yani demin bir tane bütün haritaların olduğu bir yerimiz vardı. Ben şey göndermiştim Onur güçlerin miktarlarını ne kadar askeri güce olduğuna bilgi bir fotoğraf o maalesef elimizde değilmiş. Değil miymiş? Peki o zaman bir öncesini alabilir miyiz? Şu NATO ülkeler ilgi. ben rakamları vererek gideyim. NATO ülkelerini? NATO ülkelerinin rakamlarını aşağı yukarı vereyim yani. Yani şurayı hiç saymıyorum zaten. Hani çok da kale almayın diyeceğim. Yani bir e, ortada bir güç yok. Burada e, kayla alınabilecek olan askeri güç olarak söyleyebileceğimiz e, Polonya var. Yaklaşık 100 bin kişilik bir ordusu, 780 tane işte okay. e, topçu birlikleri ve füze sistemleri diyebiliriz. İşte yaklaşık 9'e yakın e, tankı var, 100'e yakın da e, uçağı var. Bu uçakların birçoğu da e, geçmişten kalan uçaklar, yeni modern uçaklar olmadığını söyleyebiliriz. E arkasından geldik, hadi Romanya diyelim. Biraz daha e, ülke olarak büyük, 71.400'lük bir e, gücü var. E, i̇şte 430 tane tankı var, 69 tane uçağı var. Burada Rusya'nın neyi var diye hani bir söyleyeyim isterseniz herkesin 845 bin, 5.436 tane çeşitli çapta. E, silah sistemleri buna füzeler ve diğerlerini sayabilirsiniz. ya. Yani e, anlamında. Arada geliyor. devasa bir uçurum var yani. 2550 tane tank, Oo. <laughs> 1389 tane uçak. Devasa bir fark. Burada bu bütün dengeleri değiştirecek, demin hani sordu ya, söylediniz ya, ne oluyor dediğiniz. Burada bütün <laughs> dengeleri değişecek ülke Türkiye. Burada NATO deyince akla gelen ülke 510 bin... Amerika. Kişilik bir ordusu ki bu ordu aktif bir ordu. Yani Türkiye'nin, Türkiye'nin tabii aktif ordu şu anlamda söylüyorum. Profesyonel, deneyimli, saha tecrübesi olan ve 30 savaş e, asimetrik an. savaşın her türlü versiyonunu yaşamış ve çok uzun zamandan beri girdiği her yerde başarılı olmuş bir ordudan bahsediyorsunuz. Peki ama bu ben yani Türkiye'nin tavrı şöyle. Hayır ben NATO'nun şeylerini sayayım. Hayır. NATO kuvveti. Şimdi birazdan niye Rusya bu kadar çok iyiyiz? Hikayesine evet, de geleceğim. Türkiye'ye niye önem veriyor? Çok önem verdiğin yani, kayın hikayesine de geleceğim. diye değil demek istiyor ama bence <laughs> e, onun da payı. Yani e, belki şunu da hatırlatabilir Mete Bey bu konuyla ilgili. Burada dengeyi değiştirebilecek en önemli unsur Amerikan Hava Kuvvetleri'dir. 4.500-5.000 civarında uçağı var Amerikan Hava Kuvvetleri'nin. Rusların e, işte 1.200-1.300 tane uçakları var. Ve e, niteliklidir. Onun için eğer Amerikalılar burada hava kuvvetlerini kullanmak kalkarlarsa şeye o bütün dengeyi değiştirebilir. Ya İsmail Hakkı Bey Amerika uçaklarıyla buraya gelip savaşa dahil olursa o 3. Dünya Savaşı demek değil mi ya? Evet. Öyle ee, olur. O Yani ya denge yani e, sadece dahil olmasına gerek yok. E, konuşlandırmak suretiyle de... Şu anda, şu anda Mete Bey Amerikan olursa kuvvetlerinden tabii. konuşlanan var mı bu bölgede? Şimdi şöyle söyleyeyim. Dünyanın Var. bugüne kadar ki 1945, güçleri söylüyordu. Onu dinlesek şey dengeler kuracağız. 1945 yılından beri ya yani İkin Dünya Savaşı bittiğinden beri. Bitirdiniz mi o güçleri söylemeyi? İşte e, Türkiye'nin gücü şu andaki şuradaki bütün toplam NATO ülkelerinin gücünden daha fazla. Yani şuradan başlayın. Eski Varşova Paktı ülkeler. Hiçbirinin bir anlamı yok. Yani bunların hiçbiri aktif olarak bir savaş bilen bir ordudan bahsetmiyoruz. Orduları yok doğrudur. Yani evet isimlen rakamlar vardır. Ona bakarsınız bin, bin milyonluk ordusu vardı Saddam'ın. Mesele e, o ordunun ne kadar doğru konuşlandırdığı, eğitim aldığı da önemlidir. Tek, Sayıya çok fazla bakmayın. Burada tek oyun bozucu Türkiye. Onu söyleyeyim. E, peki bu pozisyonda yani şu gördüğünüz tabloda demin e, Sayın Komutanım söyledi. Aslında çok doğru bir kelime sarf etti. Biz hala şöyle bir kafamıza yapı var. İkinci Dünya Savaşı gibi bir savaş bekliyoruz, ama ben de diyorum ki tanklar gelecek. <laughs> Biz diyoruz ki aslında asimetrik savaş bu coğrafyada 90'dan beri var. Yugoslava'da yaşananlar da bir asimetrik savaştı. İşte e, bizim başımıza gelen Türkiye'deki PKK da bir asimetrik savaşın bir parçası. E, yaşanan süreçler Ukrayna Donbas'ta bir asimetrik savaş. Aslında 3'ün dünya savaşı bizim bilmediğimiz ve tanımlayamadığımız bir şekilde devam ediyor. Bu savaşın parçası güçler çok daha fazla farklı fonksiyonlar yapıyorlar. Ne mesela? Demin Sayın Komutanım söyledi. Siber savaş dedi. Bunu Rusya daha önce başka bir ülkede denedi. Hangi ülkede? Yanlış hatırlamıyorsam Belarus'tu. Yanlış hatırlamıyorsam Belarus'ta bir sorun çıkmıştı galiba. Ülkeyi yaklaşık bir hafta boyunca bankacık sistemi çöktü. Bankadan para çekemediniz. Siber savaşla aynısını e, İran'da yaşadık. İran'da elektrik sistemi çöktü, e, 3-4 gün elektrik veremezsiniz. Eğer siber savaş yaşanırsa bir ülkeyi, bir ülkeyi taş devrine götürürsünüz. Bankacılık sistemi, haberleşme, ulaşım, elektrik dahil olmak üzere hiçbir şeyi çalışamaz noktaya getirebilirsiniz. İflas eder o zaman. Ben de o yüzden söylüyorum. Savaşı hep bildiğiniz versiyonuyla düşünmeyin. Zaten donmaz bir versiyonuydu. Burası bir versiyon ve şu anda yaptığı aslında çevreleme politikası da bir versiyon. Asimetrik savaşın başka bir versiyonu. Peki o zaten var diyorsunuz. O savaş zaten zaten savaş yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri ne diyor? Diyor ki kardeşim ben zaten diyor ki Rusya sen zaten benimle savaşıyorsun diyor. Nasıl savaşıyorsun diyor? Yıllardan beri Amerika Birleşik Devletleri Rusya'ya şey yapmıyor mu? Ambargo uygulamıyor mu? Hatta bunun için katsa diye bir çıkartmadı mı? Yani Rusya ile iş yapan ülkeleri düşman kabul ederim dedi. Diyor ki ben seni düşman kabul etmiyorum ama diyor sen NATO'da, ABD'nin bütün yasalarında ve çıkarttığın şeylerde beni diyor düşman kabul ediyorsun. Sen zaten benimle savaşıyorsun diyor. Benim seninle savaşmam için özel bir sebep arıyorsun yani konvansiyonel bir savaş arıyorsun. Şimdi düşünün buradan e, Almanya'ya gidecek olan Kuzey Akım 2 projesini diyor ki Almanya'ya sen bunu yapmayacaksın. Kim diyor bunu? ABD diyor. Bize aynı e, Rusya ile yaptığımız boru hattı anlaşmasına nasıl karşı çıktı biz red ettik yaptık. Aynısını Almanya'ya söylüyor. E, Al Almanya da reddediyor. İşte bakın aynı yere geliyoruz. Ambargoda bir asimetrik savaşın bir sonucu. E, e, versiyonu. İstihbarat savaşları bunun versiyonu. Peki o zaman şunun sizin mu? demin gördüğünüz, size söylenen hani pardon, sizin açıkladığınız hani 50 bin kişi ölecek de bir asıl asimetrik savaşın bir versiyonu. Peki. İspari. O sıcak çatışmayı öngörüyor. Yani o bildiğimiz daha konvansiyonel bir savaşı öngörüyor. Ee, 50 niye bin öyle kişi, niye ya, öyle öngörüyor biliyor musunuz? Siber saldırı olsa 50 bin kişi ölmez ki ya. Kimse ölmez yani. E, ama zaten Ülke şöyle iflas eder, çöker. Siz yani Avrupa'yı ayağa kaldırıp Rusya'ya yeni ambargolar uygulamasını istiyorsanız sizin böyle senaryolarını yazmanız lazım yani şimdi Fransa'daki adam yatağından şöyle mi kalkacak ha e, Ruslar Ukraynalılara Siber savaş yapacaklarmış bir hafta bankadan para çekemeyeceklermiş ha, o zaman biz hep beraber gidelim demez Hayır o zaman şöyle mi e, Amerikalılar kasten bu haberleri çıkartıyorlar Aynen ne amaçları evet. ne amaç şu ee, uzun zamandan beri çıkartmaya çalıştığı ve e, Avrupa'nın çok da fazla destek vermediği Rusya'ya ek enerji yaptırımları çıkartması ile ilgili e, maddeleri çıkar. Diyor çalışıyor. ki Polonya'ya, Almanya'ya, Fransa'ya bakın kardeşim 50 bin kişi ölecek burada Ruslar çok büyük bir tehdit ayağınızı denk alın. Yani alır. bu burada kalmayacak. Buradan size de sıçrayacak. Sıçrayabilir. Ha. O yüzden gelin şimdiden. Katılıyor musunuz buna? Yani Amerika Birleşik Devletleri sizlerin de hem Mete Yarar Bey'in hem de sizin bahsettiğiniz gibi sürekli savaş senaryolarını gündeme getiriyor ve savaş tehdidinden bahsediyor. Çünkü o savaş tehdidi Amerika'nın Ukrayna'ya yığınak yapmasını sağlıyor. Bu yığınak Rusya'ya karşı bir mukavemet amacıyla değil. Yani e, yapılan tahliller de gösteriyor ki burada denge e, ada, de, dengeden bahsedecek bir durum yok. Rusya yürüdü mü alır gider. E, ama şu var Ukrayna üzerindeki Amerikan diktasını perçinlemek bakımından bu savaş senaryolarının çok önemi var. Dolayısıyla burada Ukrayna'nın içindeki bir iktidar kavgasında Rusya ile Amerika karşılıklı tavır alıyorlar. Yani Amerika Ukrayna'daki kendi güçlerini kuvvetlendiriyor ve kendi denetimini kuvvetlendirmeye çalışıyor. Rusya da Amerika'nın Ukrayna'ya gelip hakim olmasını önlemeye çalışıyor. Çünkü orada seçimler olacak vesaire ve Ukrayna tekrar bütün bu hadiselerden sonra Rusya'ya dost bir iktidarı da getirebilir. Onun için Rusya'nın Ukrayna'nın içindeki bir iktidar savaşıyla bağlantısını. Peki siz sıcak çatışma öngörmüyor musunuz? Çok uzak ihtimal. Yani çünkü o, o sıcak çatışma yalnız Rusya ile Amerika arasında olur. Yani yapılan tahlillerde de yani güç dengesi bakanlarımız çok güzel anlattılar. Yani bir kere burada Türkiye'nin Rusya'ya karşı devreye girme ihtimali sıfır. Türkiye savaşırsa Türkiye savaşın dışında kalır ama savaşırsa Rusya cephesinde olur. Yani çünkü Akdeniz'e de o savaş sıçrar eğer büyüyecek olursa veya Akdeniz'de kopan bir savaş Karadeniz'e doğru yayılabilir ama orada Rusya'ya karşı koyacak bir kuvvet yok ve koymaz. Ne Polonya Rusya'ya karşı savaşır, ne Romanya savaşır, ne Bulgaristan savaşır, ne NATO'nun diğer ülkeleri savaşır. Onun için orada NATO ile Rusya arasında bir savaş olmaz. Olsa olsa Amerika ile Rusya arasında bir savaş olabilir. O da uzak ihtimal olarak gözüküyor ama Ukrayna üzerinde denetim açısından Rusya ile Amerika arasında bir savaş var. Mücadele var. Var. Evet bir mücadele var doğru. Çok güzel. Bir rekabet var. Ama biz buraya Türkiye'den bakalım. Ben onu öneriyorum. Böyle Biz böyle sanki seyirci gibi Rusya ile Amerika karşı karşıya falan değil. Bu bizim Kıbrıs'taki konumumuzu, Doğu Ege'deki konumumuzu çok ilgilendiriyor. Bakın Amerika Birleşik Devletleri, Dedaaç, Larissa, Kavala, Selanik, Ondan sonra o Yunanistan'ın bütün Ege kıyılarına e, Girit e, Stefanovic Türkiye'ye karşı oraya yığınak yapıyor. O yığınak aynı zamanda Rusya'ya karşı. Dolayısıyla Amerika bölgede iki kuvveti hedef alıyor. Ön cephede Rusya ve Türkiye'yi, arka cephede de İran'ı, daha uzak cephede de Çin Halk Cumhuriyeti'ni hedef alıyor. Onun için burada peki, İsmail Hakkı bir şey söyleyecek. Yani e, o bizim burada <laughs> bu mücadelede, bu rekabette Ukrayna'nın Amerika'nın eline geçmemesi konusunda siyasetler üretmemiz lazım. Hükümetimizin de burada dikkatli olması lazım. Çünkü bakın Doğu Akdeniz'de savaş çıkma ihtimali Karadeniz'de savaş çıkma ihtimalinden daha yüksek. Bunu görelim. Çünkü orada orada bir Rusya'nın çok kuvvetli bir durumu var. Ama Doğu Akdeniz'de Kuvvetler Kıbrıs'ta ve Ege'de Amerika'ya karşı direnecek. Ee, kuvvetler e, o kadar kuvvet şey değil, dengeli değil. E, hem İsrail hem Amerika dina e tatbikatlarını, Nemesis tatbikatlarını, namlularını Türkiye'ye çevirerek yapıyorlar. Onun için biz bu Ukrayna e, probleminden çok Doğu Akdeniz ve Kıbrıs Ege problemi üzerinde durmak durumundayız. Çünkü en sonunda bir, bir patırtı çıkacaksa Doğu Akdeniz'de çıkacak. Benim İsmail Hakkı Bey. Şöyle söyleyeyim ben. Mart 2022'de Avrupa Birliği'nin pusulası diye bir sacık doküman hazırlanıyor. Bu doküman Avrupa'ya yönelik tehditleri ortaya koyacak. Haziran 2022'de de NATO zirvesinde 2030 şeyi yeni stratejik konsept kabul edecek. O yine NATO'nun muhtemel tehditlerini ortaya koyacak. Biraz da bunların bunlar Rusya'nın bunların bunları bilmesinden kaynaklanan bir konu da var. Yani Rusya'ya ne getiriyor, diğerlerine ne getiriyor, böyle bakmak gerekiyor. Bir başka konuda, Rusya'nın niye yığınak yaptığına düzeltiyorum. Amerika'nın niye yığınak yaptığına baktığımızda, hem Balkanlarda, hem Doğu Avrupa ülkelerinde, hem de işte Yunanistan'da ve onun arkasında Yunan, Yunan adalarında, e, amaç e, Dede Ağaç'ı liman olarak kullanmak ve oradan takviye etmek. Türkiye'nin boğazları kapatacağını değerlendiriyorlar. E, ve e, bu, bu kapatıldığı için de Rusya'nın e, boğazlardan e, şeye geçmesini önlemeye çalışıyorlar. Akdeniz'i önlem, e, ön, e, önlemeye çalışıyorlar. Bir de Akdeniz'de maalesef Rusların çok fazla gemisi yok. Yani Mesela bugün söylemişler 6-7 tane gemi var. Su üstü gemisi var. E, bizim gemilerimiz var. Tabii Doğu Akdeniz'de Doğu Akdeniz'e ya yani da Akdeniz'e çıktığı zaman, Ege'ye çıktığı zaman büyük ihtimalle o Girite konuşlanan hipersonik füzeler, diğerleri bunlarla karşılaşacaklar. Mesela İngiltere şu anda şeyden gemi gemi füzeleri veriyor şeye, Ukrayna'ya. Amaç şey, Rusya'nın gemilerini bir şekilde durdurmak. Ee, onun için e, olaya e, daha büyük çapta bakmak gerekir diye değerlendiriyorum. Doğrudur. Asıl çatışma şeyde değil, Karadeniz'de değil. Büyük ihtimalle Doğu Akdeniz'de Orta Asya'da, Orta Doğu'da ve Balkanlar'da çıkacak. E, buna çok daha dikkatli bakmamız gerekir diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. E, Hakan Bey var mı sizin söyleyeceğiniz? Zafer, Zafer Şahin? Yok. Ya Zafer Şahin'e şunu şöyle... soracağım. Şimdi Zafer Şahin Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı beraber dinledik Ukrayna dönüşü yaptığı basın toplantısını. Türkiye bu krizin dinmesini istiyor. Yani bu, kri, bu gerginliğin ortadan kalkmasını istiyor. Bir sıcak çatışmaya dönmemesini istiyor. Hem Ukrayna'yla hem de Rusya'yla görüşerek bu konuda bir anlaşmanın sağlanmasını dan yana. Yani Türkiye'nin pozisyonunu ben böyle görüyorum. Hatta Zelenski, Ukrayna Cumhurbaşkanı da Erdoğan'a neredeyse açık çek verdi. Tamam ben e, her türlü sizin e, arabulucunuza razıyım dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Şimdi Putin gelecek Ankara'ya. E, o bekleniyor. Onunla yapılacak olan görüşmenin sonucuna kilitlenmiş durumda. Yani Türkiye'nin bakışı Türkiye'nin pozisyonu nedir bu kriz açısından? Şimdi şöyle burada hem Ukrayna ile hem Rusya ile iyi ilişkileri olan e, neredeyse bu bölgedeki tek devletiz. O Türkiye'nin e, Ukrayna ile ilgili Türkiye arasında şöyle bir iyi ilişki zinciri ta 1990'larda başlıyor. Ukrayna'yı ilk tanıyan ülkeyiz. Sonrasında mesela biz Ruslarla o uçak krizini yaşadığımızda 2015'te Türkiye-Rusya ilişkileri, Türkiye-Ukrayna ilişkileri kesintiye uğramadı. Rus, Rusya-Türkiye ilişkileri uğradı ama bizim ilişkilerimiz devam etti. Aynı şekilde Rusların Kırım'ı ilhakına Türkiye her zaman karşı çıktı. Orada da Ukrayna ile yine bir uyumumuz söz konusu. Bunun dışında Ahmet Bey geçen yıl Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen turist sayısı 2 milyon civarında ve bu yıl daha fazla turistin gelmesi bekleniyor. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 7.1 milyar dolar. Bunun 10 milyar doları aşması bekleniyor. E, son zaten Ukrayna ziyaretinde de iki ülke arasında yeni anlaşmalar da imzalandı. Özellikle savunma sanayi, havacılık gibi konularda da e, ciddi anlaşmalar imzalandı. Yani Türkiye şimdi zaten güney sınırı e, işte Irak'ın, Suriye'nin neredeyse fiilen 3 parçaya ayrıldığı istikrarsız bir bölge Türkiye açısından. E, şimdi... Kuzeyinde de mesela biz Ukrayna ile ve Rusya ile Karadeniz'de komşuyuz. E kuzeyin de istikrarsızlaşması her halükarda Türkiye'yi etkiler. Yani hem siyaseten etkiler hem ekonomik anlamda etkiler, askeri alanda etkiler. E burada şunu görüyoruz yani bakın bunu ıskalamamak lazım. Karadeniz yeni dünya düzeninde en büyük güç mücadelelerinin olduğu e, coğrafyalardan bir tanesi. Zaten bu çekişme de bu sorun da oradan ortaya çıkıyor. Yani burada aslında savaşan NATO falan değil yani NATO zaten Amerika Birleşik Devletleri, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın bir çekişmesi söz konusu. Bu da enerji savaşı aslında. Çünkü Avrupa'nın can damarı olan enerji %40'ı Avrupa'nın ihtiyacının Rusya'dan gidiyor. Amerika'da hem bu bağımlılığı azaltmak istiyor hem de Rus etkisinin azalmasını istiyor Avrupa üzerinde. Siyasi ve askeri etkisinin de azalmasını istiyor. Türkiye'nin burada aldığı pozisyon şu. Türkiye iki ülkeyle de bir denge siyaseti göstererek iyi ilişkilerini devam ettiriyor. Sorunun çözümünde de ara bulucu rolü üstleniyor. E şimdi baktığımız zaman Macron'un karşılaştığı duruma yani Türkiye'nin ara buluculuğunun uluslararası camiada da Ukrayna'da da Rusya'da da daha kabul edilebilir bir ara buluculuk olduğunu görüyoruz. Şimdi önümüzdeki hafta Alman Başbakanı, yeni Alman Başbakanı Scholz'un da yine bu ülkeye gitmesi bekleniyor. Ha yeri gelmişken şunu da bence tartışmak lazım. Eğer Merkel olsaydı bu krizin çözümünde devreye girer miydi? Bence girerdi. Macron'un düştüğü duruma da düşmezdi ama şöyle baktığımız zaman artık dünyada böyle dünyanın sorumlu coğrafyalarında özellikle bizim bölgemizde bir sorun olduğunda Türkiye'ye bakılıyor uluslararası camiada ve Erdoğan'a bakılıyor. Erdoğan nasıl bir tavır alacak? Erdoğan burada nasıl bir rol üstlenecek diye buna bakılıyor. Bu bence bizim açımızdan önemli. Bir de Ahmet Bey bakın şu şöyle bir ayrıntı var. Bence çok önemli. Hani delik ya burada asıl olay NATO değil Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi Almanya'nın yeni başbakanı Schulz Amerika'ya gitti. Orada Biden'la ortak bir basın toplantısı yaptılar. Biden orada Almanya adına konuştu. Aynen evet. ifadesi şu bakın diyor ki Rusların diyor Ukrayna'yı işgali halinde diyor. Rusya'dan Almanya'ya uzanan mavi akım ikiye son verilecek diyor. Yani şimdi bu bize şunu gösteriyor. Almanya falan yani yok orada son sözü Amerika Birleşik Devletleri söylüyor. Alman sanayisinin, Avrupa sanayisinin can damarı olan enerjiyi diyor biz diyor keseriz diyor. Yani burada Almanya, Fransa yani bunlar yan aktörler. Asıl aktör burada Amerika Birleşik Devletleri. Amerika her zaman olduğu gibi Rusları durdurmak ve geriletmek için peki. piyon devletler e, öne sürmeye çalışıyor. Çok teşekkürler. Efendim izin verirseniz evet, bu şey konusunda aynı bir, bir rejime şey. gitmem lazım. Tamam, peki buyurun buyurun. Bu arada e, şu şey konusunda aynı fikirde değilim. Bu arada e, Arabuluculuk konusunda. Evet, evet son kısımlarda sizin sözlerinize döneceğim. reklam Reklama gidiyorum. Reklamdan sonra hem Doğu Bey'e hem evet. size söz vereceğim. Hakan Bey'e de bir sorun var ama ondan sonra da hemen siyasete döneceğiz. Siyasette de e, Kemal Kılıçdaroğlu zam geri alınıncaya dek elektrik faturamı ödemeyeceğim demiş. Bu ne anlama geliyor bunu biraz da konuşuruz belki iç siyaseti biraz konuşuruz kısa bir aradan sonra. Tekrar birlikteyiz, devam ediyoruz tarafsız bölgeye. Biraz iç siyaset konuşacağız ama şu Ukrayna meselesiyle ilgili kalan sözler vardı. Ee, önce İsmail Hakkı Bey'e söz verelim, sonra Doğu Perinçek, sonra Hakan Bey'e bir sorum olacak. İsmail Hakkı Bey. Ben e, şunu, şunu, e, şunu söylemek istiyorum şimdi. Arabuluculuk konusu e, çok kritik bir konu. Dolayısıyla Meseleye baktığımızda, mesele e, Ukrayna ile Rusya arasında değil. Ukrayna, e, hatta Ukrayna, e, Rusya ile Avrupa arasında bile değil. Mevcut şartlarda Avrupa ile Amerika arasında, Amerika ile Rusya arasında bir Rusya soru. arasında. Türkiye'nin bu şartlarda ara yapması e, çok zor. Yani çok zor e, ve e, bir takım e, zorlamaları yapması gerekebilir. Onun için ben çok tehlikeli olduğunu değerlendiriyorum ara bu konuda. Liderlerle görüşebilir sayın Cumhurbaşkanı, bütün liderlerle e, tansiyonu düşürecek bir takım tehditler önerebilir. E, bunlar yapılabilir ama ara bulucu konusu bana göre çok daha tehlikeli bir konu. Bu. Ya e, belki daha çok zaten e, Almanya falan belki yapabilir ama. İsmail Hakkı evet. Bey, Cumhurbaşkanı Erdoğan da daha çok gerilimi azaltmak, tansiyonu düşürmek evet. gibi hedefler koyuyor zaten. Bence Yani kastı da bu. Yani burada bir sıcak çatışma evet. olmasın, gerilim azalsın, tansiyon düşsün, ee, Doğru. Doğru. böyle bir şey var yani yaklaşımı var. Benim kendi ondan o, orada, duyduğum o mesajlarda bu var. Tabii bizi de çok kötü yakar. Doğru söylüyorsunuz. Doğru. Söylüyorsunuz. Bu, ben bence doğrusunu yapıyor. <laughs> Ama Arabulucuk çok daha büyük, farklı bir şey. Yani onun tanımlaması, hedeflemesi benim söylediğim şekilde, yani ne amaçlıyorsunuz evet. diye soruyoruz kendisine. Öncelikle tansiyon düşsün, gerilim azalsın. Bunu istiyoruz diyor. Yani bu tür bir yaklaşımla hareket ediyor. Benim gördüğüm öyle yani. Doğubey, Bey buyurun. Ha. Doğru, doğru. Yani şimdi Türkiye önce kendisine yönelik tehdidi gerçekçi olarak saptamak durumunda. Yani bakın şu haritaya baktığımız zaman yani Amerikan bayraklarıyla gösterilen üsler namlu olarak da çizilebilirdi ve Türkiye'ye yönelik. Yani Türkiye'yi Ege kıyılarından ve Suriye kuzeyinden, Irak'ın kuzeyinden, Gürcistan'dan, hatta Kırım'dan ve Ukrayna'dan kuşatan bir Amerika Birleşik Devletleri var. Ve bu tehdidin o dağı da Doğu Akdeniz ve Kıbrıs. Yani o or Türkiye'nin e, orada karşı güçler Türkiye'yi orada zayıf olarak görüyorlar. Onun için bu haritaya baktığımız zaman Türkiye'nin Ukrayna sorununda Karadeniz'de de kendi güvenliği açısından Amerika'dan NATO'dan gelen tehdide göre konumlanması lazım. Onun için arabulucu kavramları falan zihin bulandırıyor ve Türk milletinin, Türk ordusunun da kanımca zihnini bulandırıyor. Yani sanki Türkiye bütün bu çekişmelerde ve rekabette tarafsız ortada falan bir yer gibi, bir yerde gibi. Türkiye arabuluculuk ara arabuluculuk yapmaz ama şunu yapabilir. Ee, Ukrayna Başkanına Sayın Cumhurbaşkanımız der ki arkadaş buraları sen Karadeniz'e falan, Amerika'yı falan getiremezsin. Biz bu bu tehditler altındayız. Onun için bu sevdalardan vazgeç. Burada e, bu Karadeniz huzuru barışı içinde, Kafkas barışı, Karadeniz barışı içerisinde e, senin bir yerin var ve o şekilde yaşayabilirsin. E, onun için ara kavramı e, son derece yanlış ve Türkiye'nin de kendine yönelik tehditlere göre e, odaklanması lazım. Burada Kırım ve Kakadi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çok önemli. Yani şimdi Putin yakında Türkiye'ye geliyor benim öğrendiğime göre. Ve e, Türkiye şunu yapabilir. Kırım'ın Rusya toprağı olduğunu çünkü Rusya toprağı olmasa Amerikan toprağı olacak. Yani Türkiye toprağı olması diye bir alternatif olmadığına göre Rusya toprağı olmasa Amerika toprağı olacak. E, tehdit bize Amerika'dan geliyor. O besle bir itiraz var Kırım Türkleri adına. Türkiye'de örgütlü olan e, yapının başkanı Ramazan Arı Türk diyor ki, Kırım Türkleri asla Rusları istemiyor. Yapıldığı iddia edilen açıklama Rusların baskısıyla yapılmıştır. Her gün Kırım'da Kırım Türkleri de yargısız Bakın bunlar yanlış, tabi ben titriyorum. de Kırım Türk'üyüm. Rusya Kırım <laughs> nüfusu arttırmak için sürekli Rus nüfusu yerleştiriyor. E, Doğu Bey'in söylediklerine katılmak mümkün değil. Kırım Türkleri içinde Kırım Türkleri vatansever ve Kırım Türkleri %96 oranında Rusya'da yaşamak istiyor. Neden? Çünkü Rusya'da yoğun bir Türk ve Müslüman nüfus var. Ukrayna küçük bir devlet. Orada o, e, milli baskılar, bask, e, şiddetli eşitsizlikler şiddetli ama Rusya'nın Sovyetler Birliği'nden e, gelen e, gelenekleri var. Daha eşitlikçi, daha toleranslı. Onun için Kırım Türkleri ya ben, benim de atalarım ee, şu Azak Kuban'dan gelmiş. Ben de oralıyım yani atalarım itibariyle. Ben de Kırım Türkleri'yle her zaman beraberim. Kırım Türklerinin büyük çoğunluğu Rusya'da olmak istiyor. Çünkü Türkiye'de bir alternatif yok. Bir kere bunu belirtelim. Ama Kırım Türkleri içerisinde maalesef eskiden beri çok ciddi bir ca yuvalanması var. E onlar tabii Amerika'dan yana bir takım beyanlarda bulunabilirler. O ayrı mesele. Şimdi tekrar ben Türkiye'ye dönmek istiyorum. Şunu Türkiye'nin yapması lazım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin tanınması bizim Doğu Akdeniz'deki savunmamız açısından kritik önemdedir. Ve biz bunu Abazya üzerinden başlattık. Abazya bir protokol imzaladık. Ben Abazya Cumhurbaşkanının davetlisi olarak Abazya'ya gittiğim zaman ve Abazya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini tanımayı kabul etti. Bunun arkasından tabii Rusya geliyor ve. Abbazya'yı da burada öne süren Rusya. Dolayısıyla Türkiye, Putin'le Sayın Cumhurbaşkanımızın görüşmesinde Rusya, Abbazya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanır. Türkiye'de zaten gerçek o. Kırım'ın Rusya toprağı olduğunu kabul ederek Karadeniz'deki mevzilerini güçlendirir. Aynı zamanda Doğu Akdeniz'deki mevzilerini güçlendirir. Türkiye ile Rusya arasında burada tehdide karşı bir kader birliği var. Onu görmemiz lazım tehdidi caydırmanın yolu Türkiye'nin e, Rusya'yla, İran'la, hatta Çin Halk Cumhuriyeti'yle, Suriye'yle, Irak'la, Azerbaycan'da olan dostluklarını pekiştirmesidir. Bizim enerji güvenliğimiz de burada. Bakın ben Rusya, Azerbaycan, İran, Irak, Suriye, Cezayir, Katar e, Türkiye'nin enerji güvenliği bu ülkelerde ve bu ülkelerin hepsi Amerika tehdidi altındadır. Dolayısıyla Türkiye'nin yerini çok iyi belirlemesi lazım. Hatta Türkiye artık NATO'yu sorgulama noktasına geldi. 15-16 Temmuz'da Ankara'yı ele geçirmeye kalktı NATO, değil mi? ne <laughs> kimle savaştık biz 15-16 Temmuz'da? NATO'nun Türkiye'deki yeraltı kuvvetleriyle, Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki silahlı güçleriyle savaştık ve onları ezdik. Yani NATO içerisinde ilk defa gladyoyu ezen ülke Türkiye oldu. Ne Almanya, ne Fransa, Peki. ne İtalya. Şimdi o bakımdan Türkiye'nin doğru yerde mevzilenmesi lazım. Böyle ara buluculuklar falan iki ara bir derede tavırların bedelleri önümüzdeki süreçte çok ağır olacaktır. Burada Enver Paşaları anmamız lazım. Bakın o kadar kritiktir ki o 29 Ekim 1914 günü e, Türk e, donanmasının gidip Rus sahillerini vurması, ilk vuruşu yapması Dünya Savaşı'nın dünyanın kaderini belirlemiştir. O sayede İstanbul'un düşmesi savaşın seyri içinde önlenmiştir ve İstiklal Savaşı'nın başarısı aslında bizim 1914 29 Ekim'de başlar. Yani böyle durumlarda Goben ve Breslau. Efendim. Goben ve Peki, Breslau. Biz Breslau. Biraz... ve e, yani Rusya'ya öyle darbeler indirdik ki İngiliz Fransızlar Çanakkale Boğazı'ndan geldiği zaman onlar çıkartma yapamadılar. Yani amfibi harekatını düzenleyemediler. Bizim böyle cesur tavırlara bugün ihtiyacımız var. Türkiye evet. derhal ilan etmelidir. Ukrayna eğer NATO'ya alınacak olursa veto edeceğini ilan etmelidir. İki, Çok açık söyleyeyim. NATO'dan Türkiye çıkmalıdır. Bu tarihi bir tavır olur. Milletimizi aldatmaktan hiç olmazsa vazgeçmiş oluruz. Türk Silahlı Kuvvetlerinin de kafasını bulandırmaktan vazgeçmiş oluruz. Önümüzdeki dönemde göreceğiz Türkiye Amerika ile yani NATO ile karşı karşıya gelecek. Bunun bugünden çaresi Türkiye'nin bütün dünyaya ve muhtemel dostlarına bir mesaj vermesi ve yerini belirlemesidir. Hakan Bayrakçı Putin gel geliyor Ankara'ya gelecek. Tam tarihi de belli, belli değil henüz ama nasıl bir sonuç çıkar? Erdoğan Putin görüşmesinde. Olumlu bir sonuç çıkar benim tahminim. Çünkü Putin'in politikası Putin, Nasıl Türkiye'de... bir masaya otururlar diye sormuyorum. Ankara'da <laughs> Ha, Evet. Yani olumlu bir resimler çıkar. Ama e, özellikle Putin gördüğüm kadarıyla yani senelerdir gözlüyorum. Ben mimiklere bile dikkat ederim. O demin gösterdiğiniz fotoğraflardaki şeylerde. E, Putin'in şöyle bir tavrı var. O şunun farkında. Amerika hiç farkına varmadan biraz en büyük olmanın verdiği şımarıklıkla Türkiye'yi son 10 yılda adım 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 kaybetti. Devleti değil sadece, toplumunu da kaybetti. Türkiye Cumhuriyeti devletindeki Amerikan eğilimini, sempatisini kendi elleriyle itti. Kaybetti bunu. Çok basit e, ve vasat sebeplerden ötürü. Şimdi Putin bunun farkında olduğu için şunun da farkında. Evet belki önümüzdeki yüzyılda 3. Dünya Savaşı'nı kimse beklemiyor ama insanoğlunun ne yapacağı hiç belli olmaz. Sonuçta homo sapiens. Dolayısıyla en ufak bir bu tür kargaşada dünyada önemi ve etkisi olacak 14 tane devlet var. Bunlardan birisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Putin burnunun dibindeki böyle bir gücü ve potansiyeli baştan beri hep iyi tutmaya çalıştı, iyi tuttu. Ters düştüğümüz yerlerde bile tolere etti. Dolayısıyla ben iyi sonuçlar bekliyorum. Hatta Putin'den kasıtlı olarak şöyle bir jest gelirse hiç de şaşırmam. Kendi kendine çözebileceği bir sorunu Türkiye'nin de katkısı olduğu moduna girerek çözerse bize de biraz jest yapmış olur. Mete yarar sıcak çatışma bekliyor musunuz? Konvansiyonel bir çatışma. Ben beklemiyorum. Rusya şu anda kazanan taraf. E, farkındaysanız Rusya krizi başlattığı günden itibaren petrol ve doğalgaz fiyatları yükseliyor. Bir ülke düşünün ki krizden bile para kazanıyorsa ki e, coğrafyada şu anda en değerli şey petrol ve doğalgaz. Bence Rusya... Elinden geldiği kadar uzatacaktır. Süreci uzatacaktır. Krizi uzatacak. Krizi uzatacaktır. Yani e, yönetebileceği şekilde tutmaya çalışacaktır. Yönetebileceği sürece de devam edecektir. Peki Amerika'nın sıcak çatışmaya girmesi, bütün kazanımlarını tehlikeye atacak e, senaryolara e, yapar. Demin e, Doğu Bey bir şey söyledi. İstihbarat kökenli e, dedi. Putin şey için. için. E, Putin için istihbarat kökenli değil aynı zamanda bir E, bugün okumuyor hep geleceği okudu Rusya dağıldı Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dağıldığında Brzezinski'nin bir açıklaması var diyor ki yani niye Rusya'nın dağılma sürecinde çok daha fazla baskı kurmadınız diyor söylediği şey şu Rusya zaten kendi içerisinde oligatlar tarafından bölünecektir diyor 10 sene içerisinde yani Rusya biçilen ömür 2000 başında bitmişti. O bütün o bütün versiyonu tersine çeviren kişi Putindir. Batacak dedikleri ülkeyi tekrar ayağa kaldıran Putindir. İstihbarat kökenli aynı zaman sadist, yani oyunları doğru oynuyor, kurguları doğru yapıyor. O yüzden de bir sıcak çatışmanın kendisine yaramayacağını çok iyi biliyor. Peki Amerika ne istiyor? Yani Amerika ne yapıyor bunun? Amerika daha pasif gibi görünüyor bu durumda. Amerika pasif ama hani bazen vardır ya e, kaybedeceğinizi bilirsiniz ama kaybedeceğinizi bildiğiniz halde büyük devlet olmak eee veya durumuyla pozisyonunuzu orada değiştiremezsiniz. Değiştiremez. Yani fil gibisinizdir. Ayağa kalkıp dönene kadar zaten yıllar geçer. Afganistan bunlardan en önemlilerinden bir tanesidir. E, i̇şte işte Rusya'nın da yaptığı hata uydu Afganistan'da bazı ülkeler daha devletler belli bir boyutun üstüne çıktığında kararlarını çok e, ani olarak veremiyorlar e, ama şunu bir şey söyleyeyim e, iki gün önce Rusya ile Çin bir araya geldi değil mi iki gün önce anlaşılma hatırlamıyorsam. dört gün bir açıklama yaptılar Putin gitti e, şeye Çine Çine bir açıklama yaptılar çok kutuplu hoş. dünyaya hoş geldiniz dediler Peki. o tek kutuplu dünya bitti yani Amerika'nın ben her şeyi yaparım dediği dünyadan çok kutuplu dünyaya döndük. Bundan sonra şunu göreceğiz. Her yerde göreceğiz. Mesela Çin, Tayvan'da daha çok baskın hareketler yapacak. Başka coğrafyalarda, Afrika coğrafyası dahil olmak üzere, Orta Doğu dahil olmak üzere çok daha, o çok kutuplu dönemin güç savaşlarını, istihbarat savaşlarını biz görmeye devam edeceğiz. Çünkü ikisi de Rusya'da, Çin'de Amerika'ya şu anda başkaldırmış durumdalar. Peki, bir küçük ilave yapabilir miyim? Ukrayna mi? dış, Evet Küçük. Putin'in Türkiye'ye bakışı ile ilgili çok net bir gösterge var, endikatör var. Azerbaycan olayı. Eğer Putin o konuda, evet, bizim Türkiye Cumhuriyeti Devletinin de diplomasi başarısı ve becerisidir. Ama Putin'in olaya yaklaşımı olmasaydı, biz o işleri yapamazdık. Doğru. E, o o zaman bir şey. Başkanımız söyledi. Evet. York'tan dönerken bizzat e, Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki Putin olmasaydı, Rusya olmasaydı Karabağ'ı kurtaramazdık diye iki defa söyledi. Ben orada bir şey söyleyebilir Şimdi, miyim? Bu Çok... aynı zamanda bize bir anahtar bakın bir model kurulmuş durumda. Karabağ'da bir model oluştu. Rusya-Türkiye dostluğu bölgeye barışı getiriyor, istikrarı getiriyor ve e, tehditleri bertaraf ediyor. Bu modeli sürdürmemiz lazım. Son dönemde... Avrupa Birliği'nin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye karşıtlığının neredeyse sıfıra indiğini farkında mısınız? Neden? Her gün Türkiye'yi tehdit eden Avrupa Birliği onu yapmazsanız sizi atacağız siz yapmazsanız. Neden? Ukrayna krizi. Ukrayna ve bundan sonra yaşanacak tabii, süreç. Türkiye'ye muhtaçlar. Tabii Amerika tabii. Birleşik Devletleri'nin son dönemde Halk Bankası davası Doğu Akdeniz'deki pozisyonu ve diğerlerine baktığınıza, yani şeye bakın Amerika'da her gün Alette yazan o e, ünlü gazetelerde neredeyse Alette bir tek yazı çıkmıyor. Peki Mete yarar. İnşallah. Ben evet. e, mev, mevzu anlaşıldı. Çok çok gayet. Türkiye bir... bunu yönetirse bu işin kazananı hem stratejik anlamda, hem evet, ekonomik evet, anlamda, evet, evet, hem evet de politik anlamda Türkiye olma şansı var ama evet. şöyle bir özellik vardır. Bir sorunun içine ne kadar çok girerseniz derinliğinizi kaybedersiniz. Bazen sorun büyüdükçe siz bir adım geri atıp geri çekilmeyi bilmelisiniz. Biz Suriye'de onu yapamadık. Suriye sorununun içine girdiğimizde sorunun bir parçası olduk. Sorunun parçası olmayalım. Ukrayna-Rusya arasındaki sorunun parçası olmayalım. Sorunun çözümü olalım ama parçası olmayalım. Peki bir şey merak ediyorum. Çok güzel açıklandı NATO meselesi, Rusya-Ukrayna mevzuyu anladım. Şimdi iş geldi ben hani siz böyle Rusya'nın da içinde olduğu böyle bir sıcak çatışma hiçbir konumuz beklemiyor. E, fakat ben bir şeyi e, Ukrayna'da bir iç çatışma, Ukrayna'da bir iç savaş yani Ukrayna'nın bir Suriye haline gelmesi, Rusçularla Amerikancılar ya da Rus yanlılarıyla Rusya yanlılarıyla Amerikan yanları arasında bir savaş. Böyle bir şey bekliyor musunuz? Ee, açıkçası ben beklemiyorum. Şunun için beklememin sebebi iki tane sebebi Bunun var. Bunun Önlenmesi lazım tabii. Pardon evet. İsmail Hakkı Bey. Önlenmesi lazım dedi. Yani böyle bir şey, böyle bir şeyin önlenmesi gerekiyor. Ee, oradaki çıkacak iş savaş büyük ölçüde bizi de e, etkiler, Rusya'yı da etkiler. Ee, daha çok Batı'nın işine yarar, Amerika'nın işine yarar. Peki Suriye ee, Suriye'ye benzer yani, bir yerine, durum çıkar mı dedi? ortaya İsmail Hakkı Bey Ukrayna'da? Ee, öyle bir şey çıkmaz efendim. Öyle bir şey çıkmaz ama e, şimdi iki taraf çok ayrı, çok farklı. E, yani Suriye'ye benzer şekilde bir iç savaş çıkacağını sanmıyorum. Böyle bir şey olursa bu e, şeyin, e, ne diyelim, e, Ukrayna'nın Doğu Ukrayna ve Batı Ukrayna diye ikiye bölünmesinden ikiye bölünmesini sağlar. İkiye bölünür Doğu Ukrayna, Batı Ukrayna diye. Siz, Bu da yani şöyle bir fikir ayrılığı yani Ukrayna içindeki fikir ayrılığı biraz coğrafi temele mi dayanıyor? Doğudakiler e, Rusya evet. yanlısı. Doğudakiler, doğudakiler Rusça konuşuyor, Rus yanlısı ve e, mevcut e, sosyalizmden e, etkilenmiş kişiler. Hala o, o havada yaşamak istiyorlar çünkü e, kadına soruyorlar diyorlar ki nerede hangi bayrağı istersin önemli olan bayrak değil diyor önemli olan ek, bu ülkenin ekonomisinin düzelmesi ve benim ekonomik refahım diyor yani böyle bir cevap veriyor evet. e, dolayısıyla e, öbür tarafta tamamen Batıya yönelik Batı yanlısı bir e, şey var e, durum var dolayısıyla iki ayrılmak iki ayrılması e, bana göre e, bizim de aleyhimize olur. Rusya'nın da aleyhine Buna, buna karşılık da e, yapılması gereken Zelenski'nin muharifleri varsa e, o Zelenski'nin muharifleriyle çalışmak ve e, ülkeyi bölmeyecek bir şeyi seçmek. Çünkü Zelenski geldiği andan itibaren şöyle e, yaptı. Hemen bir e, güvenlik e, şey hazırlattı, belgesi hazırlattı ve bu güvenlik belgesini meclise onaya sundu. Bu güvenlik belgesi Rusya'ya karşı kaybedilen Kırım ve diğer bölgelerin her ne pahasına olursa olsun alınmasını öngörüyordu. Yani Rusya'ya savaş açma dahil bunu öngörüyordu. Yani Batılıların, Amerika'nın teşvikiyle yapılan bir şey bu. Dolayısıyla e, bu tip faaliyetlerin önlenmesi lazım ve Ukrayna'nın birleşik olarak e, bulunması bizim her zaman lehimize olan bir konudur <laughs> diye değerlendiriyorum. Peki Mete Bey siz ne diyorsunuz? Bir iç çatışma olur mu? Yani her tarafta işte asimetrik savaşta zaten en büyük versiyonu iç savaştır. Suriye bunun en önemli örneklerinden bir tanesidir. Ben açıkçası Ukrayna halkının bu bu şeye gireceğini düşünmüyorum. Çünkü onlar da 2013'ten beri bunun şeyin çok çektiler, acısını çok fazla çektiler. Ve başka coğrafyada yaşanan örnekleri de çok fazlasıyla görüyorlar. Yani Suriye'yi görüyorlar. Suriye'yi görüyor, Irak'ı görüyor. Hatta şöyle söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri böyle bir sorunda yardım eder mi diye soruyorlar Ukraynalılara. Genel olarak cevap hayır. <laughs> cevap hayır. Yani bir kriz bir kriz durumunda. Ukrayna savaşa girse biz Savaş. Rusya'yla bu Rusya'yla savaşa girsek Amerika Birleşik Devletleri bizim yanımızda olur mu sorusunun cevabı hayır. çünkü nereden anladılar bunu da? Afganistan'dan anlamışlardır. Yani. Yok. En son NATO'ya alınma hikayesi konuşulurken e ee, Joe Biden e, şu anda gündemimize Ukrayna'yı NATO'ya almak yok dedi. Evet. Zaten o gün e, Ukrayna satıldığının farkına vardı. Yerine başka bir şey daha var. Afganistan'da sattılar. Başka bir şey daha var. Kazakistan'da bir da verdiler. Bir ülkenin diğer ülkeye gönderdiği silah ve ekipmanlar savaşın nasıl şeklini belirlediğini de çok net olarak ortaya koyuyor. Ne demek bu? Şöyle söyleyeyim. Siz bir ülkeye tank, uçak falan gönderiyorsanız Savaşı konvansiyonel olarak yapmasını istiyorsunuz demektir. Eğer siz o ülkeye minis teşkilatı kurmak, istihbarat teşkilatı kurmak, omuzdan atılan füzeler, kısa menzilli tank savaş silahları gönderiyorsanız Ukrayna'yı Afganistan'a dönüştürmek istiyorsunuz ve Rusya'yı o savaşın bir parçası evet. yapmak istiyorsunuz Peki demektir. hangisini gönderiyor Amerika? İkincisini gönderiyor. Ne gönderiyor? Kısa menzilli füzeli tank savaş füzeleri gönderiyor. Ki onları bir savaş meydanında yani konvansiyonel ya savaş gönderiyor. meydanında kullanamazsınız yani. bıçerler adamı. Ee, ve kısa menzilli e, omuza atılan füze gönderdiler. Şimdi bunları gönderiyorsanız size şunu söylüyorlar. Savaşın savaşı kaybedeceksiniz ama uzun savaşın diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ve bunu şey bence bence Ukraynalılar bunu net olarak gördüler. Yani şimdi düşünün Almanlar size Beş bin tane çelik başlık gönderiyorlar. Yani savaşa gireceksiniz, çelik başlık geliyor. ne gönderirse iyi bir şey göndermiş olur? <laughs> ne göndereceksiniz? Eğer istiyorsanız gönderirsiniz bir Tugay e, zırhlı birlik. <laughs> yani gönderiyorsanız öyle gönderirsiniz. Yani Amerika beş Devletleri Kore'ye giderken şey mi gönderdi oraya? E, malzeme mi gönderdi? Kendisi gitti. Eğer böyle bir şey yapacaksınız kendiniz gidersiniz. Kendinizin gitmediği hiçbir yerde siz savaşı uzun bakın. E, hatırlayın Afganistan'da Amerika Birleşik Devletleri parçası olmadı ama ne yaptı? Bol miktarda oraya omuzu atılan füzeler gönderdi. Savaşın dengesini değişecek hamle yaptı. Aynısını bu sefer kendisi düştüğünde Afganistan'a gitti ne yaptı? Aynı tuzağa kendisi düştü. Vietnam'da bakın Vietnam Savaşı aslında bu olayın en kritik açıklamasıdır. Amerika Birleşik Devletleri 2. Dünya Savaşı'ndan daha fazla belki ona yakın bir kaybı Hatta oradan daha fazla parayı Vietnam'da harcadı. Ve kayıplarının toplam büyüklüğüne baktığımızda bu savaşı körükleyen, malzemeyi gönderen ana ülkeler Rusya ve Çin'di. Hiçbiriyle savaşmadı. Hiçbiriyle savaşmadı. İkilerisinin arasındaki denge, kendisini sıkıştırdığı bir alanda uzun süreli savaşa mahkum etmek. O yüzden Ukrayna Savaşı'nı bir konvansiyonel savaştan çok bir hibrit iç savaşa doğru döndürmeye çalışıyorlar. Ukraynalılar bu tuzağa düşmezler çünkü bundan en fazla zararı görecek de Ukraynalıların kendisi. Peki o hibrit iç savaş diye tanımladığınız şey Ukraynalılar arasında yapılacak bir savaş mı? Kendi evet. aralarında iç savaş tabii tabii kendi aralarında. Ama kendi aralarında. Bir şey yani bu asimetrik savaşta Kendinize yakın olan grubu aktif hale getiriyorsunuz. Peki Ukrayna'nın bir iç savaşa sürüklenmiş olması Amerika'nın ne işine yarayacak? Ee, hayır Amerika'nın işine yaramazsa şu anda mutluluk. Siz e, bu diye. tarafın malzemesini hayır. Amerikalılar gönderecek. Bu tarafın malzemesini Rusya kim gönderecek? Geliyor. Rusya, Rusya, yı Rusya yı gönderecek. da o Ukrayna'da Ur... çok zor olmaz diye düşünüyorum. Sebebini hayır, ben müsaade de olmaz ederseniz söyleyeyim. söyleyeyim. Ben de olmaz dedim zaten. Ha eyvallah. Ben evet, baştan söyleyeyim Ukrayna'da Ama ben benim dedim. basit bir sebebim daha var. Ben tecrübeli dedim zaten olmayacağını söylüyorum. Heh. Olursa niye ister evet, diye evet, söylediği evet. için sordu. Hayır bunun bir sebebi var. Ukrayna'da <gülüyor> <gülüyor> eğitim ortalaması lise mezuniyetidir. Yani o üniversite ve lise mezuniyeti. Mesela temizlik Eğitimli yani Ukraynalılar. Çok yüksek eğitim düzeyi vardır. Mesela temizlik görevlisi ne mezunusun? Bilmem filoloji okudum der. Üniversite mezunudur adam. Suriye'de eğitim ortalaması orta iki tertipti. Şimdi siz toplumlarda eğitim çok önemli bir şey yani. Yani böyle bir toplumu sizin iç savaşa sürüklemeniz çok daha zordur. İç savaş siz bekliyor musunuz? İç savaş çıkmaz. Neden? İç savaş iki tane silahlı güç arasında olur. Ukrayna'da iki tane silahlı güç yok. Hibrit bir iç savaş veya da Amerika'nın yolladığı o kısa menzilli silahlarla bir iç savaş ihtimali de yok. Halk da buna uygun değil, müsait değil. Ama Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna halkına bir gerginlik aşılamaya çalışıyor. Yani bir Rusya tehdidi var ve bu Rusya tehdidine karşı benim himayem altında, kollarımın altında ancak yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla bu yakuzda tutmaya çalışıyor. Yani bu Amerika'nın Ukrayna'da yani. iktidarı Geldim. elinde korumak için yaptığı ataklar. Ama sonu şöyle olacak: Ukrayna halkı Amerikan emperizminin denetimine karşı tekrar eskisi gibi Rusya dostu bir e, hükümet ve iktidarı getirecek. Şimdi Bak, bunun başlangıcındayız şey zaten. Bakın Zelenski de Zelenski bile Amerikancı olduğu halde şimdi son zamanlarda bu göz Zelenski bile şeyi yalanlıyor. Amerika'yı yalanlıyor. Daha ortalara gelmedi. Devamlı Amerika'yı yalan. Ha ortaya gelmiyor başladı. Devamlı, Devamlı Amerika'yı yalanlıyor. Şimdi İsmail Hakkı Bey bir şey size soracağım. Şimdi bizim gazetede önümüze haberler geliyor. Bakıyorum fotoğraflara. E, oyuncak böyle tüfeklerle Tüfekler. <laughs> e, silah eğitimi alan Ukraynalılar var mı bizde onun görüntüleri Onur? Gerçek silahlarla mı var? <laughs> oyuncak olanlar da vardı. Bir e, bakalım. Oyuncak bir... silahlar var. Ee, Onlar da var. Kadınlara, tahta, tahta silahlar ve çocuklara da var. veriyorlar. Ha, bu nedir şimdi Onur? Bir anlatsana bana. Yani bu tabii psikolojik bir. Ha burada. Bu gerçek. Bu gerçek silah. Bu İsmail Hakkı Bey bu, bunlar Ukraynalılar e, bir silah eğitimi yapıyorlar. Yani bir savaşa hazırlanıyorlar. E, ama silah evet. eğitimi yaptıran kim? Kim? Evet, gerilla savaşına hazırlanıyor. Evet. E, yapanlar Amerikalılar ve İngiliz yani, askerleri e, yaptırıyorlar onu. Doğrudan. Tabii canım, doğrudan. Hayır. <laughs> yani, amaç ne yani. peki? Yani bir gerilla savaşı mı tertip? Amaç şu. Amaç gerilla savaşına hazırlanmak. Ya yani, ne demek ki? Yani, o zaman Rusya bir gerilla, gerilla savaşı mı bekliyor bu adamlar? Eğer girersen hayır yani bana göre yanlış yapıyorlar. Girersen buraya biz sana dünyaya dar ediyoruz. buradan çıkamazsın. Rusya'ya Rusya diyor senden. bunu. Rusya'nın girmeye niyeti yok. Rusya'ya evet, diyor bunu. Rusya'ya girme Rusya'nın girmeye niyeti yok. Batı şeyin de da e, özellikle Batı Ukrayna'nın da gerilla savaşı yapmayı niyeti yok. Yani e, böyle bir böyle bir durum olduğu zaman bo, e, bana göre abesle istiklal ediyorlar e, bu konuyla ilgili. Yani bu böyle bu savaş böyle yapılmaz zaten. Yani sizin bir gerilla sisteminiz olur, yeraltı örgütünüz olur. O yeraltı örgütünü geliştirirsiniz, daha önceden eğitim yaptırırsınız. Onların ismi belidir, silahları belli yerlerde gömüldür. Rusya girer eğer girerse, geride kalanlar bu bunu yaparlar. Ama Ukrayna'nın böyle bir şeyi yok, böyle bir teşkilatı yok. Yani şimdi İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nin istihbarat teşkilatları ya da özel kuvvetleri bu eğitimi veriyorlar, vermeye çalışıyorlar. Ama bana göre e, boşuna e, zaman harcıyorlar. E, Ukrayna halkı e, böyle bir şey yapacak durumda değil. Yani böyle e, böyle bir durumda değil. Evet, e, şeyde İkinci Dünya Savaşı'nda çok farklı, yani Kurs cephesinde, Stalingrad'da e, falan çok önemli başarıları var e, Rusların e, Ukraynalılarla birlikte. Ama bu çok farklı bir şey. Yani şu anda onlar onlar bir gerille savaş yapacak durumda değiller. Arazi de zaten gerille savaş yapacak bir arazi de değil. Ee, yani onun için e, büyük ihtimalle bir de şöyle söyleyeyim bakın bu bölgede e, niye iç savaş çıkmaz? Çin'in bu bölgeden 7 milyar dolarlık hububat alıyor Çin, buğday alıyor 7 milyar dolarlık. Yani e, bunları hep göz ardı ediyoruz. Bunlar da ayrı bir yerlere konması gereken konular. Yani savaşı yani, zorlaştıran bakmak, 7 milyar yani. dolar. Anladım. Evet, zorlaştıran şeyler. Ama burada bir psikolojik e, harekat çıkartmadı. Kolay değil. Zannettim. Yani burada bir psikolojik evet. harekat var. Yani bu görüntülerde mi? Yani bu Ukrayna evet. bağlamında Amerika'nın bu görüntüler vesaire yani sanki bir Rusya tehdidi var ona karşı efendim gerilla savaşını hazırlıyoruz falan. Burada Ukrayna halkına karşı bir psikolojik harekat var. Hakikaten bu, bu insanlar gerilla savaşı falan yapmayacaklar ve yapamazlar. Ama psikolojik olarak onları Rus düşmanlığı mevzisinde tutmaya çalışan bir harekat var. Yani Bir teyakkuzda tutmaya. Yani, şey, ben, yani bence Ukrayna halkının psikolojisini bozmaya çalışıyorlar. Bir Rus tehdidi kavramıyla onları bir mevzide tutmaya çalışıyor Amerika Birleşik Devletleri. Zaten Amerikalıların son zamanlarda süper planları var. Yani çok üstün zeka planlar yapıyorlar. Evet. İroni mi bu? Bakın işte, yani. 945'te Sovyet tehdidi diyerek NATO'ya sürüklediler ve Amerika denetimini aldılar. Buna benzer bir harekatı Ukrayna'da... Zaten da. bu görüntüler de çok ciddi alınacak görüntüler değil. O fotoğraflara da bakıyorum. Şimdi e, Onur'un ekrana getirdiklerinde gerçek silahlar var ama bazı fotoğraflarda bizim gazetede ben, ben yayınladık. Ben de e, gördüm. Tahta silahlarla kadınlara. silahlar var evet. Evet. Ne, Ş ne diyorsunuz? Şimdi... Yani Sayın Komutanım söyledi zaten buradaki tabir edilen gerilla savaşı açık arazi için değil şehir muharebesi anlamında hazırlık Hı. yapıyorlar. Şehir içi. Şehir içi muharebeleri için evet. yapıyorlar. Zaten gönderilen Yerde. silahların menzili de onu çok rahatlı gösteriyor. Ne kadar menzilli? 800 metre menzilli tank savar silahları gönderdiler. Yani ee, o şey gibi ne, ne diyorsunuz ona Ş şehir çatışmaları için. Yok daha kısa menzilli olduğunda alan dar olduğu için e, orada kullanabilirsiniz. Yoksa daha gelişmiş e, başka tank savaş silahları da gönderebilirlerdi. Çünkü açık arazide sizi 5 kilometreden vurabilecek olan tank varken siz 800 metre dibinize kadar gelmesini bekleyemezsiniz yani. Bu sizin de 6 kilometre 7 kilometre menzilli tank savaş silahıyla ona uzaktan ateş etmeniz gerekiyor. Bu şehrin içine Fransızların e, Fransızların gönderdiği Fransızların silahları var. E, tank savaş silahları omuzdan atılıyor. Ve bina içinde kullanılıyor. Geri tepe, yani atıyorsunuz silahı, e, silah ilk motorla çıkıyor. E, 50 metre sonra e, roket yanmaya başlıyor ve ondan sonra gidiyor. E, 600 ile 800 metre arasında menzili var e, onların. Belki onları kullanıyorlar. E, Aynı şey. Yani diğer silahlar ya, da öyle. Yani, Baktım mesela mayın, mayın döşüyorlar bol miktarda. E, yapılanlar... yani. Yani biz ona bakarız. Yığınaklanmaya bakarız. Birliklerin e, tertiplenmesine bakarız. Eğitim şekline bakarız. Bir şey çok dikkatimi çekti. İsmail Hakkı Bey en son cümlesi mayınlama yapıyorlar dedi. Şimdi, o ne demek? Mayınlamayı, evet. açık mayınlama Tanksabar, yapıyorlar yalnız. Tanksavar mayınları döşüyorlar. İlginç bir şekilde açık mayın yapıyorlar. Yani, Tanksavar mayınları döşüyorlar. Amaç ne? E, herhangi bir zırhlı harekatta e, ani geçişi ha, engelleyebilmek. Rus tankları gelirken atlatmak. Rus tanklarının e, ilerleyebileceği alanlara açık mayın döşüyorlar. Bir de yani şey değil hani e, alta şey. döşemiyorlar. A açık olmaz bu peki askeri literatürde var yok. mıdır açık mayın? E, e, özellikle savaş tehditi çok yakınsa açık mayın da yaparsınız. Zaten amaç şudur. Oradan geçişi zorlaştırmak. Oradan geçişi zorlaştırmak. Zaten mayın tarlasının yerini bulmak o kadar zor değil. E, yani siz mayın tarlasını yapsanız da işaretlemek zorundasınız. Açık mayınla yani buradan tehditin, geçme diyor. Ya. Şöyle söyleyeyim. Uzatıyor hocam. tehditin yakınlığını dile getirmeye çalışıyorlar. Bakın bu olayın içerisinde aslında Doğu Bey çok ilginç bir şey söyledi. bu görüntüler Ukrayna'ya servis edilmiyor. Bu görüntüler dünyaya servis ediliyor. He, tamam. Yani biraz bana da öyle geldi. Bu görüntüler tiyatro gibi geldi şu. bu görüntüler. Bu bana. görüntüler şöyle servis ediliyor. Bakın burada bir savaş var. Burada Rus işgaline karşı direnmeye yapan ee, güzel Hazırlanan. kadınlar, güzel erkekler, çocuklar, masumlar öyle bakın yani şeylere falan da bakın. Tamam o psikolojik tamam da Doğu Bey'in söylediği Yani şey o e, tiplere bile bakın tiplerin seçilişine, e, kullanışına ona göre seçiyorlar hayır, ve bunu şöyle söylüyorlar. Şöyle Oraya haklı. Insanları öldürecekler. Ahmet Bey. <laughs> ya yani insanlara bakın tiplere, kılık kıyafetlere bakın. Ahmet Bey. Parkta kar gezisine çıkmış tipler gibi. Aynen öyle. Bir daha göstersin bakın montlar falan öyle. Yani. E, İsmail Hakkı Bey buyurun lütfen. Yok bundan daha farklı görüntüler var. Elimin e, söylediği bak, ellerine bahtı verilen yerlerdeki görüntüler çok daha ilginç. Buyurun İsmail evet. Hakkı Bey. Sadece şeyler değil, sadece bu görüntüler değil. Bunlarla beraber e, şey de bu e, Avrupalıların gidip e, Zelenski ile görüşmeleri. Putin'le görüşmeleri bunların hepsi bir tiyatro. Hepsi dünyaya servis ediliyor. Hepsi e, teker teker konuşuluyor. Amaç ne peki Herki bunun? Kısmı, amacı kısmı ne? ama bunun ama tamamı e, amaç çok bu konuda çok fazla çalışıyoruz. Her şeyi yapıyoruz. Rusları durdurmaya çalışıyoruz diye hem e, kendi halklarını buna inandırmak hem de Ukrayna'yı buna inandırmak. Hmm. Yoksa e, onlar da bu işin bir netice vermeyeceğini, doğu ile batı arasında bir sorun olduğunu, Amerika ile Av, e, Rusya arasında bir sorun olduğunu ve bunun çözümünün e, Amerika'yı masaya oturtup Çin'le beraber e, dünyada dengelerin yeni baştan kurulması gerektiğini, yeni bir düzenin kurulması gerektiğini çünkü e, gücün doğuya doğru kaydığını e, bunları bunları konuş bunları e, yapmaları gerekirken. E bu onu, bu biliyorlar bunu ve tamamen tiyatro yapıyorlar. Yani bana göre bütün bunlar bunların gerçekle bir alakası yok. Yani e, gerçekten Macron'un oraya bunun için gittiğini, Macron'un en büyük gidiş nedeni Total ile ilgili. Yani e, Total konusunu geri kalanı ne İngiltere'nin ne e, şeyin e, e, diğer Bal Baltık ülkelerinin e, ne Almanya'nın bu konuda ee, gerçekten inanarak buralara gittiğini ve bir şeyler yapacaklarını sanmıyorum. Yani çok büyük bir tiyatro oynanıyor. Çok büyük bir psikolojik harekat oynanıyor. İstihbarat oyunları oynanıyor ve e, insanlar bir şeyleri algı e, yönetimi yapmak suretiyle bir şeylere zorlanıyor. Bir şeye inandırılıyor. Batı sizi koruyacak. Merak etmeyin Amerika koruyacak. Öbür tarafta ki işte şeytan Rusya var. Öbür tarafta Çin var. Bunlar da sizi şey yapacaklar. Eee e, edecek bunlar Bunlara karşı savunma yapmamız lazım. Bir araya gelelim. Yani böyle bir tiyatro oynanıyor maalesef. Peki. Mete Bey, şeyi merak ettim ben. İngiliz ve Amerikan subayları bu eğitimi veriyor dediniz. İsmail Hakkı Bey söyledi ama siz de onu devam ettirdiniz. Yani şöyle mi oluyor? İngiliz, Ukrayna ordusu diye bir ordu yok mu? Bu ordunun subayları yok mu? Ukrayna'daki sivillere eğitecek. Niye İngilizler, Amerikalılar gelip Ukrayna'daki sivillere eğitiyorlar? E, şimdi şöyle. E, özel kuvvetleri tabii. Aynen öyle. Gelen askerler ve e, yerler, kişiler. Hat, özel kuvvetlerin e, aslında nosyonu. Ukrayna'nın özel kuvveti yok mu? Şimdi tam, tam oraya geleceğim. Bakın e, burada e, gelinen tablo şunu göstermeye çalışıyorlar. Şunu anlatmaya çalışıyorlar. Biz bu savaşın içerisinde direkt yer almayacağız ama bu savaşı kaybetmemeniz için sürecek uzun olan savaşta sizi destekleyeceğiz. Bu İngiliz ve Amerikan subaylarının orada yaptıkları bu mesajı vermek. Bu mesajı vermek. Yoksa eğitim falan önemli değil mi? Asıl mesaj buradan başlıyor. Çünkü bakın bu tip yani dünyada da böyle verirsiniz. Siz oraya şey gönderirseniz mesela Tank birliği gönderip ilk başlangıçta onun üzerine tankları falan gönderdiğinizde siz şey pozisyona gelirsiniz. Savaş isteyen <laughs> savaş ama kış kış siz kış kış. bu tip askerler gönderip orada sivilleri sizin or ülkenizi işgal edeceklere karşı sivilleri eğiten göre koyduğunuzda psikolojik harbin en güzel tarafını yaparsınız. Biz kahraman e, Amerikalılar geldik ve sizi eğitiyoruz. İşgal edecek olan kuvvete Lera karşı. karşı. Ama siz... Oraya bir tank birliği gönderip başlangıçta yaparsanız siz savaşı isteyen ve körükleyen Hayır, bir çok duruma güzel, koyarsınız. Va vallahi çok güzel anlattınız. Yani Bu görüntülere bakınca ben Rusya'ya karşı bileniyorum Yani şu Rus işgali gelecek bak e, ne güzel bu insanlar da direniş için hazırlanıyor. Kendimi onların yanında görüyorum ama Amerikan tankını görsem orada kendimi Rusya'dan yana hissedeceğim. Bunu yapmaya çalışıyor yani. yani en büyük özelliklerden bir tanesi budur ve bunu e, bugüne kadar hep aynı şekilde e, yapmaya devam ettiler. E, ve bu böyle ilerleyecek ama ben bir kez daha söyleyeyim. E, bugün gördüğümüz bu tablo bu sene için hazırlık değil. Psikoloji karbin yaklaşık süreci birkaç evet. sene sürer. hatırlayın ha, Bir şey söyleyeceğim çok özür dilerim. Dün Öz gece bir enteresan olay olmuş Onur şimdi hatırlatıyor. Görüntüleri varmış. 3 Rus savaş gemisi gece saatlerinde İstanbul Boğazı'ndan geçmiş. Karadeniz'e. Aslında Karadeniz e... 6 savaş gemisi. Altı mı? Altı savaş. Bir görebilir miyiz? Baltık'tan ee, geliyorlar. geliyor. Karadeniz'e açılan savaş gemilerine Boğaz geçiş sırasında Türk sahil güvenlik botları da işgal et, e, eşlik etmişler. Bu görüntüler Eşke. herhalde. Biraz karanlık tabii gece olduğu için. Nedir ee, bu iş? Bugün de, bugün bu ne? geçmeye devam Bunun ediyorlar. Bu krizle Ukrayna ile falan Şimdi bir alakası şöyle, var Şöyle tabii ki var. Ee, normalde var, var. Rus donanmasının Karadeniz'deki donanması çok büyük bir donanma değil. Asıl güçlerin olduğu alanlar işte Baltık dahil olmak üzere farklı coğrafyalarda. Şu anda Karadeniz donanmasını güçlendiriyor. Karadeniz'e geç aç, girebilmek için de bütün bölgeyi dolaşıp içeri girmesi gerekiyor. Şimdi gelenler de Baltık donanmasından gelen gemiler. Boğazdan geçerek geliyor. Boğazdan geçerek bugün 6 tane. Yani bu, dün akşam geçen 3 tane ile beraber 6 tane gemi geçti. Evet. Bunların şu harita da amfibi çıkarma gemisi özelliği taşıyan gemiler. Şu haritayı evet. bir gösterebilir misiniz? Bana bu gemiler nereden geliyor, nereye gidiyor? Onu bir harita üzerinde evet. gösterirseniz evet. çok daha anlayacağım. Evet. Bir harita gelebilirse ekrana. Yani o zaman şöyle mi yani Ruslar da bir tür gövde gösterisi mi yapıyorlar şu, bu, bu gemilerle? tabii aynen öyle. Çünkü hatırlayın nereden geliyor bu gemiler şimdi? Hayır, bu haritayı koysanız da NATO NATO koysanıza. ülkeleri haritası. NATO haritasını koyarsanız oradan söyleyeyim size. Baltık'tan geliyor evet. Evet. Daha şu coğrafyadan geliyor. Daha ha. Bu coğrafyadan geldiler, Akdeniz'e girdiler. Daha bu kadar alanı geçip buradan içeri girecekler. Çünkü buraya e, Peki niye eee Şurada tut tutmuyorlar da Kırım Kırım civarında tutmuyorlar da orada barındırıyorlar gemileri. Şöyle e, bu coğrafyada tuttukları gemilerin belli bir miktarı vardı. Çok Ve kışkanım. burada e, fazlasıyla bir risk olmadığı için de asıl donanma gücü hiçbir zaman burada olmaz. Nerede olur? Uzelde. Yukarıda, Baltık'ta. Uzelde. Baltık onlar için buradan daha önemli. Çünkü burada Türkiye ile Türkiye'nin de pozisyonu itibariyle meselesi yok. Meselesi yok. O yüzden de büyük donanmasını Karadeniz'de tutmuyor. Karadeniz'de Karadeniz'e başka türlü bir gemiyi sokabilmesi için de bu coğrafyaya geçmesi lazım. Geçirebileceği ufak gemileri Hazar'dan getirdi zaten. Peki bunları şimdi oradan böyle büyük bir yolculukla Boğazlardan Karadeniz'e geçirmesi şu demek mi? Ukrayna kriziyle ilgili bir mesaj mı var burada yani? Tabii ki mesaj. Var. Ne var? Mesaj ne şu. Mesajı? Hatırlayın geçen haftalar içerisinde İngiliz gemileri de, Amerikan gemileri de, Fransız gemileri de işte birçok gemi bu coğrafyaya girdi. Bunlar da özel gemiler. Yani üzerindeki füze sistemleri dahil olmak üzere hava savunması yapabilecek, teknik istihbarat yapabilecek özel gemiler <laughs> aralıksız geçti. Bu coğrafyada başka bir şey daha oluyor. Bakın çok ya ilginç bir şey. Bir şey, dakika bir şeyi ben. bir şey söyleyeceğim. Hadi onu söylemeden önce şunu sormak istiyorum. Şimdi Rus gemileri geldiler, buradan geçtiler. Kırım önlerinde. Değil mi? Ya tabii tabii. Sivastopol. Ee, Amerikan, İngiliz, Fransız gemileri nerede konuşlanmış durumda? Ee, şimdi işte onu söyleyeceğim. Ee, kriz krizde burada patlıyor. Onlar uluslararası. Ee, Kırım'ı onlar tanımadıkları için Rusya'nın şu coğrafyada eee ilan etmiş olduğu alanlara sıklıkla girmeye başladılar. E bu savaş e, işte. e, patlatabilir yani her an. Ya i̇şte biz de onu söylemeye çalışıyoruz. E, hepiniz sıcak çatışma Hayır, olmaz. Bakın, o başka bir şey. Şimdi tahrik etmek başka bir şey. E, burada kaç defa hatırlıyor musunuz? Görüntülere yansıdı. Gemi yanaşıyor. Üzerinden yalayarak geçen gemiler oldu Karadeniz'de. Tamam. Artı gemi yanaşıyor. Diğer gemi gelip e, yani ona çarpacak kadar yaklaşarak bölgeden uzaklaştırıyor. Denizde it dalaşı. Evet yani şöyle söyleyelim. Ee, burada şey var. Bir hani kavga öncesi bir itekleme vardır ya. İteklemenin yaşadığı yaşandığı yerde e, açıkçası Rusya donanmasını bu it savaşında daha güçlü olan pozisyona getirmeye çalışıyor. Tamam ama ben de diyorum ki, Boğazlardan geçerek dün gece oraya giden Rus gemileri gerek yok şöyle söyleyeyim. Bölgedeki savaş ihtimalini tehdidini arttırıyor. Şöyle söyleyeyim. Rusya'nın coğrafyada bulunan gemi savar füzeleri yani karadan atılabilecek olan gemi savar füzeleri burada hiç donanmanız olmasa da Karadeniz'de bir başka bir donanmanın olmasına fırsat vermez. Peki o zaman niye getiriyor gemilerini? Güç işte it dalaşı için getiriyor. Güç gösterisi. Güç gösterisi için getiriyor. Evet. Sen buradaysan ben de buradayım. Hikayesi. Bu Bayrak gösteriyor. Aynen öyle. Yani bu bakın konvasyonel savaşın içerisindeki e, en önemli yerlerden bir tanesi denge bozucu pozisyon almaktır. Bu bu resmen Amerikalıların Amerikalıların karşısına ve diğer ülkelerin Ka karşısına. Kaç batıların kaç gemisi var orada? Ben şimdi şöyle söyleyeceğim. Burada önemli bir şey hep atlıyoruz. Hep Amerika Amerika dedik. Ama bu olayda aktif olan başka bir ülke daha var. İngiltere. Kaç gemisi var? E, Montreux'a göre olması gereken gemiden daha fazla değil. Yani yani Rusya'yı tehdit edecek kadar bir gemi yok. 2, 3, 5 yani sayı tam şu anda net olarak bugün itibariyle bilmiyorum ama Montreux anlaşmasına göre Montreux'daki kısıtlamalar haricinde Türkiye buraya bir geminin girmesine müsaade Amerikan etmiyor. Amerikan gemisi var mı? Amerikan gemisi evet. var. İngiliz gemisi de var. Onlar uluslararası da sulardalar mı? Yok. Romanya'ya da gidiyorlar. Ee, Ukrayna'ya da gidiyorlar. He. Yani burada Bulgaristan'a Bulgaristan yani. da gidiyorlar. Türk limanlarına da geliyorlar. Yani buradaki bütün e, şeylerini, durumlarını değiştiriyorlar. Değişen bir şey yok. Ama Montreux'un dışında, Karadeniz'de... bu coğrafyaya, Karadeniz'e, Türkiye ekstra bir geminin girmesine asla müsaade etmiyor. Ama anladım da buradaki İngiliz, Amerikan gemileri ee, çok kışkırtıcı bir rol oynuyor gibi geldi bana. Yani e, ben çok bu işlerden e, anlamam katılıyorum. ama. Yani katılıyorum. Efendim, katılıyorum. E, şöyle bir şey söylüyorum. Kışkırtıcı rol bir oynasalar e, rol bir oynasalar e, Karadeniz'de su üstü gemileri yani Karadeniz küçük bir yer. E, çok rahatlıkla hava kuvvetleri tarafından vurulur. Karadeniz'de asıl güç denizaltıdır. Bu denizaltı konusunda da NATO geçmiş dönemde de Türkiye bu bu bölgede denizaltı komutan, yani bütün denizaltılarını bu bölgede e, bu soğuk savaş döneminde kullanmıştır ve yine e, bu bu bölgede e, Türkiye gerçekten denizaltı olarak e, hakim durumdadır. E, o bakımdan e, Türkiye'nin rolünü e, şey yaparken Türkiye istemezse burada e, Karadeniz'de e, savaş çok zor olur. Peki. Yani Türkiye desteklerse ancak. Batı böyle bir şey yapabilir. Reklama gitmek zorundayız. Çok teşekkürler. Kısa bir aradan sonra iç siyaset Kemal Kılıçdaroğlu zam geri alıncaya dek elektrik faturamı ödemeyeceğim demiş. Bunun anlamı nedir? Biraz da onu konuşacağız kısa bir şekilde ve tarafsız bölgeyi tamamlayacağız. Kısa bir aradan sonra tekrar karşınızda. Tarafsız Bölge son bölüm. Şimdi kısa da olsa biraz iç siyaset. Ee, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu e, yine bir sa saat vererek yaptı değil mi? Yine gündüz saat verdi. 22'de bir açıklama yapacağım dedi. Yaptığı açıklamada da söylediği şey şu. E, elektrik faturalarındaki... E, Zam geri alınıncaya dek elektrik faturamı ödemeyeceğim diyor Kılıçdaroğlu. Şu anda biraz sosyal medyada falan da bu konu konuşuluyor. Yani etkili bir muhalefet yöntemi olabilir mi? Türk halkı böyle bir yaklaşımı nasıl karşılar? Doğrusu benim kafam biraz karışık. Zafer Şahin ne diyor bu konuda? Şimdi Ahmet Bey, yani gerçekten üzüntüyle takip ettim. Ben de sosyal medyaya bakıyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi gibi bu ülkenin kurucu partisinin genel başkanlığı görevinde bulunan biz de tabii her zaman eleştirirken özenli bir dil kullanmaya çalışıyoruz. Ee, yani biraz daha sorumlu, biraz daha devlet ciddiyetine yakışır tarzda bir politika ve siyaset yapılması gerekiyor. Şimdi e, ödemiyorum diyorlar diyor değil mi Kemal Bey? Şimdi. Ahmet Bey 21, 16 Aralık 2021 tarihinde resmi bakın eğer siz ben elektrik faturasını ödemiyorum derseniz e, size şu argümanları söylerlerse ne diyeceksiniz? 16 Aralık 2021 tarihinde resmi gazetede bir genel yayınlanan bir madde var. Diyor ki belediyeler vatandaşa verdiği suyun beşte birini bedava verebilirler. Bu belediyelere böyle bir hak tanındı. E şimdi kardeşim sizde 11 tane büyükşehir belediyesi var. Hadi vatandaşa verdiğiniz suyun beşte birini bedava verin. Değil mi? Zaten o su, hani Allah'ın suyu, elektrik gibi böyle maliyetleri son bir yılda dörde falan katlanmış değil. Bu bir. İkincisi, İstanbul'da yaşıyorsunuz Ahmet Bey. İgdaş var. İstanbul'un doğalgazını İgdaş veriyor. 6 milyon abonesi var. Dünyanın en büyük bu anlamda doğalgaz şirketlerinden bir tanesi. E şimdi Kemal Bey'e sormak lazım. Peki Kemal Bey, madem elektrik fiyatları pahalı, elektrik faturamı ödemeyeceğim diyorsunuz. E doğalgaz da pahalı. Buyurun ona da çağrı yapın. Doğalgazı ödemiyorum deyin. Diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Şimdi bakın bu bizi nereye götürür Ahmet Bey? Bu bizi o zaman şuna götürür. Bu zaten sivil itaatsizlik çağrısıdır. Bu bizi şuraya götürür. Yarın markete gidelim. Market fiyatları pahalı. Ödemeyelim. Evet pahalı. Onu da ödemeyelim. Otobüse binerken kart basmayalım. Ne bileyim yani bir vergi ödemeyelim. Yani o zaman devleti ortadan kaldıralım. Zaten devleti ortadan kaldırmak isteyen Türkiye'de yeterince güç ve odak var. Ha şimdi ben bunları söylüyorum diye linç de edilebilirim. Olsun edilelim. Şimdi Kemal Bey bunu niye yapıyor? Bakın birincisi Kemal Bey Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor. Yani bunun için çok çabalıyor. Bir şekilde gündemde kalmak istiyor ve böyle çarpıcı çıkışlar yapmak istiyor. Ya yapın Kemal Bey aday da olun çarpıcı çıkışlar da yapın ama ya bu sivil itaatsizlik çağrıları, bu sokağa hareketlendirmeye yönelik olarak anlaşılabilecek çağrılar gerçekten CHP gibi bir partinin genel başkanının yapacağı işler değil. Kemal Bey diyor ki elektrik fiyatları niye arttı? Ya elektrik fiyatlarının niye arttığını tüm dünya biliyor. Geçen yıl 1 liraya aldığınız doğalgazı bu yıl yurt dışından 4 liraya alıyorsunuz. Bu bir. Bundan arttı. İkincisi sizin Yenilenebilir enerji kaynaklarımızdan elde ettiğiniz elektrik son 3 yılda devam eden kuraklık sebebiyle e, düştü. Dolayısıyla daha çok doğalgaza bağımlı hale geldiniz. E, elektrik fiyatlarının artmasında bunun da çok etkisi var. Şimdi vatandaş şunu sorgulasın. Mesela Ahmet Bey, ya buraya mı geleceğiz? Ben mesela Ankara'da yaşıyorum. Demin baktım. Bana Ocak ayında 63 lira su parası gelmiş. Şubat'ta da gelmiş biliyor musunuz? 100 lira gelmiş. %60 daha fazla fatura gelmiş. Ben içme suyunu da belediye bana içme suyu telinde su veremediği için ayda 150 lira içme suyu parası veriyor mu Ahmet Bey? Ne yapıyor? Ayda 250 lira. Şimdi ben şunu mu söyleyeceğim? Ey Ankara Büyükşehir Belediyesi, sen bana içme suyu veremiyorsun, bir de üstüne %60 zamlı fatura göndermişsin. Ben faturamı ödemeyeceğim. Sivil itaatsizlik yapıyoruz ya. Ya bakın bunlar çok doğru şeyler değil. Sonra vatandaş o zaman şunu da sorgulasın Ahmet Bey. Şimdi bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekmeğe zam yaptı. Değil mi? 60 zam yaptı. e peki kardeşim bu halk ekmek yüzde 60 zamlanıyor. Gerekçe ne? Maliyetler arttı. E siz unu nispeten indirimli alıyorsunuz. Hazineden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne verilen para 13 milyar liradan 25 milyar liraya çıkmış. Personel maaşlarını da size devlet veriyor. E sizin maliyetleriniz niye arttı? Ben buradan 11 büyük şehirde yaşayan vatandaşlara soruyorum. Ankara'da da aynı şey var. İstanbul'da da, İzmir'de de. Bu belediyelerin maliyetleri niye arttı? Niye arttığını ben size söyleyeyim. Çünkü kadroları şişirdiler. Bakın Ahmet Bey, Belediye Kanunu'na göre sizin personel giderleriniz bütçenizin %30'unu aşamaz. Ben buradan çağrı yapıyorum. Bütün belediyeler, AK Partili belediyeler dahil. Hepsi yarın çıksın, açıklasın. Personel giderleri bütçelerinin ne kadarına gidiyor? Peki. Vatandaş bir görsün. Hani her şeyde hükümeti eleştiriyoruz ya. Bakın bir de şunu söyleyeyim bırakayım. Kemal Bey bunu niye yaptı? Ben az önce çıkarttım. Bakın. Ha ya aslında bir müjde niteliğinde bir şey de söyleyeyim. Yayına gelmeden ben bu konuya bayağı kafa yordum. Yetkilileri aradım. Esnafa yönelik çok ciddi esnafı rahatlatacak bir çalışma var Rahmet Bey. İki gündür bunu konuşuyoruz. Siz de bugün hürriyette vermişsiniz. Şimdi bu KDV'nin KDV ile KDV ilgili bir çalışma var. Esnafın e, elektriğinin hani mesken tarifesinin bir tık üzerinde ama bugünkünden daha aşağıda faturalandıracağı bir düzenleme geliyor. Biraz daha rahatlatacak vatandaşı elektrikli düzenlemeler var. Kemal Bey bir anlamda ön alıyor. Diyor ki ben diyor söyledim hükümet yaptı demek istiyor. Politika yapıyor buna bir şey yok bunu yapsın ama lütfen vatandaşı sivil itaatsizliğe çağırmasın. Bir de Peki. insanların maaşında gözümüz yok. Şimdi ona baktım Ahmet Bey bakın Kemal Bey'in maaşı ne kadar biliyor musunuz? Emekli milletvekili maaşı ve milletvekili maaşı bugün 46 bin lira 735 lira. Eğer Kemal Bey 46 bin 735 liraya elektrik parasını ödeyemiyorsa bu gariban millet ne yapsın? Peki. Son sözüm budur. Doğu Bey. Evet şimdi tabii elektrik fiyatlarının yükselişi hem tarım üreticilerimizin şevkini kırıyor hem sanayi üreticilerimizin ve çarşılarda da bir bunalım yarattı. Halkın da hayatını zorlaştırıyor. O bakımdan... Elektrik fiyatlarının yükselişine karşı halk hareketi, halkın e, şikayetleri son derece haklı ve haklı zeminde mücadeleler de oluyor. Biz Vatan Partisi olarak e, platformlar kuruyoruz yüksek e, şeye karşı, ucuz elektrik platformları kuruyoruz. Bu şeyden başladı, Mardin, Kızıltepe'den, Şırnak'tan başladı, İzmir, Manisa devam ediyor. Fakat haklı zeminde ve sonuç almağa yönelik hükümetimizden, e, taleplerde bulunan bir hareket bu ve bir de nedenini tespit ediyoruz özelleştirmenin sonuçları bunlar bakın özelleştirme sonucunda elektrik dağıtım şirketleri kamu çıkarının üzerine bindi ve e, kamu çıkarı terk edildi özel çıkar e, tercih edildi e, kamulaştırma yoluyla tekrar elektrik dağıtımının e, sorunlara çare bulunabilir bu amaçla mücadeleler yürütüyoruz fakat e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı Başka bir e, bağlamda, yani başka bir projeye e, hizmet ediyor. Yani sivil itaatsizlik diyebiliriz, yaratıcı yıkıcılık. Ondan sonra e, bu Biden'ın o şeylerinde, açıklamalarında ve... Yaratıcı yıkıcılık da, diye bir literatürde tabir var, var mı? Var efendim. Var. Bir de, Türkiye'de de ifade var. edildi bu. Yani var. E, Cumhuriyet Halk Partisi yandaşı medyada yaratıcı yıkıcılık diye ifade edildi. Kendin Burada de. tamamen o yaratıcı yıkıcılık projesi bağlamında zaten hatırlayacaksınız 2017 yılından beri e, Sayın Kılıçdaroğlu e, bu anayasanın gayrimeşru olduğunu bu anayasaya göre yapılan yönetimin gayrimeşru olduğunu yargının gayrimeşru olduğunu söylüyor. Dolayısıyla yani her şey gayrimeşru. E, bunu yıkmak meşru oluyor. E, dolayısıyla Amerika planına oturuyor bu. Yoksa halkın ucuz elektrik talebine oturmayan e, bir tavır görüyoruz burada. Amerika'da zaten PKK ile birlikte, FETÖ ile birlikte iktidar olma şansı yok. Ama Türkiye'yi karıştırma şansı var. Yani o bakımdan bu bir iktidar projesi değil. Yani ee, siz diyorsunuz ki biz ucuz elektrik için her türlü mücadeleyi yapıyoruz. mücadeleye Bakın varız. Işte burada e, bizim afişlerimiz büyük tabii ben küçük örneğini getirdim. Ucuz, ucuz elektrik, elektrik ve güvenlik, güvenlik için kamulaştırma. kamulaştırma. Ve ucuz elektrik platformları kurduk. Hızla kuruyoruz. Yani yıkıcı bulduğunuz şey fatura ödememek mi? Şimdi fatura ödememe, ödemeyelim dediğiniz zaman tamamen bu bir anarşi çağrısı. Yani kaos. tamamen bir kaos çağrısı bu ve bir kaos kışkırtması. Gerçi bir halk, soru sorabilir miyim Halka, bir de halka şey demiyor. Hak mıdır diye. Ödemeyin, demiyor. Burada üzüm yemek yok. Bazı halka yemek ödemeyin var. demiyor. Ben ödemeyeceğim. Ama o orada örnek gösteriyor. Şimdi bakın yarından itibaren CHP, HDP, PKK bilmem ne hepsi göreceksiniz ödemiyoruz kampanyasına başlayacaklar. Çünkü o mesajı mesajı Kılıçdaroğlu veriyor. Onun için bu bir kaos, kışkırtma çağrısıdır. Yoksa hakikaten elektrik fiyatlarını ucuzlatma çağrısı değildir. Onu çok net olarak görmemiz lazım. Zaten beraber yürüdüğü kuvvetlere bakalım. Biz onları görüyoruz. Ama halk onlara fırsat vermeyecek. Çok açık söyleyeyim. İsmail Sıltepede de fırsat vermiyor. Diyarbakır'da da fırsat vermiyor. Ben... Türkiye'nin hiçbir yerinde fırsat vermeyeceğiz ve bu kaos planları göreceksiniz. E, Amerika'nın e, şeyde en son Kazakistan'da, Afganistan'da yenildiği gibi, Ukrayna'da yenildiği gibi Türkiye'de de yenilmeye mahkumlar. Onu çok açık söyleyeyim. İsmail Hakkı Bey. Şunu şunu söylemek istiyorum ben. E, sivil itaatsizlik eylemleri hukuki, hukuki midir? Bir hak mıdır? Yoksa e, yıkıcı e, görülüp e, men edilmesi gereken bir hareket midir sivil itaatsizlik eylemi? Kime e, soruyorsunuz? Ona, ona bakmak istiyorum. Evet. Sivil itaatsizlik hak mıdır, değil midir? Kime soruyorsunuz? Ben, yani hukukçu olarak Doğu Bey var, ona soruyorum. Ben yani, Amerika Birleşik bilebilir. Devletleri'nin milli devletleri tasfiye, tahrip etme planlarında, iç cephede yaratıcı yıkıcılık tahrik ettiği ortada. Bunun meşruiyetle, hukukla hiçbir ilgisi yok. Sonuç itibariyle hiçbir yerinden hukuka sığan bir tarafı yok. Yani Dünyada da gördük. İşte en son Kazakistan'da gördük. Kazakistan'da iç kargaşalık yine böyle fiyatlar yükseliyor falan filan diye kışkırtıldı. Tertipler yapıldı. Dışarıdan bir takım kuvvetler geldi. Cihat bilmem ne kuvvetleri Amerika'nın kontrolünde. Onun için yaratıcı yıkıcılık eylemleri sonuç itibariyle renkli devrim denen süreçlere doğru götürme... Yani şöyle, sivil itaatsizlik, ben faturamı ödemeyeceğim diyorsun ve onun üzerinden bir eylem yapmış oluyorsun. Bu hukuki mi? Bunun hukukla bir yok yok. Yani, hukuki olan şudur, elektrik fiyatlarını ey Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız indiriniz. Bu, bu hukuki bir şey ama ben faturamı ödemeyeceğim dediğiniz zaman faturanı ödemeyeceksin, ben de çarşıya gideceğim. Ee, alacağım e, istediğim malı ve ödemeyeceğim. Aynı şey sonuç itibariyle. Bunun hukukla bir ilgisi yok. İsmail Hakkı Bey? Yani değişim ekonomisi, malları o. mallarla, parayla değiştirilmesi ekonomisi Hı. söz konusu. Fiyatlar yüksekse o yüksek fiyata karşı halk e, harekete geçirilebilir. Ama tabii ki hukuki sınırlar içerisinde. Ama burada çok açık bir kışkırtma olduğu belli yani. Ve bu PKK ile birlikte yürütülecek, FETÖ ile birlikte bunun ilk işaretleri başladı ama benim söylemek istediğim de konu bu. İşin hukuki tarafı da var. Ama bu tür kışkırtma tarafı da var. E, bu ülkede e, yani e, ülkemizde bu konu çok daha kötü yerlere varabilir. Yani biraz evvel öğrendiği gibi tayın Doğu Bey'in ve e, Zafer Bey'in söylediği gibi iş e, fatura ödememeye, su faturası marketten alışveriş faturası e, yani Aklınıza gelecek ne varsa ödememeye yönlendirilebilir ve ister istemez bir anarşi doğar. Devlet ortadan kalkar, devlet otoritesi ortadan kalkar. Devlet otoritesi ortadan kalktığında da ne olduğunu görüyoruz. Yani ben Türk halkının bütün bunlara seviyet vereceğini sanmıyorum. Yani bizim halkımızın böyle bir kışkırtmaya geleceğini sanmıyorum. Belki şeyler olabilir. Bazı örgütler bu konuda bir şeyler yapabilir. HDP gibi, diğer işte KCK gibi bazı örgütler bu işleri yapabilir ama ben halkın büyük çoğunluğunun buna itibar edeceğini sanmıyorum. Hakan Bayrakçı. Valla Kemal Bey geçen hafta çocuk olayında çok güzel bir tepki vermişti. Ben de dedim ki ya dedim hani güzel çıkışlar yapıyor bazen filan. Bir çocuk işte Bay Kemal deyip bir şeyler söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu da dedi ki Çocuğumuzdur, seviyoruz biz onu filan. Helal olsun dedim. Hakikaten güzel bir tepki. Düzgün bir tepkiydi. Çok evet. güzel bir tepkiydi. Tam bunu düşünürken dedim acaba arkasından hani böyle daha toplumun beğenisini kazanacak çıkışlar. Çünkü toplum deyince şöyle zannediyor maalesef bizim bazı muhalefet. E, muhalif olan yüzde 28'lik bir kesim. <laughs> Geri kalan toplum değil. E, 72 şey. Onlar ne düşünürse düşünsün. İyi de onlardan oyalırsanız siz kazanacaksınız. Ardından bu havadis gelince ben açıkçası çok şaşırmadım. Çünkü alışığız Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu tip yaklaşımlarına. Bu yaklaşımdaki problem şudur. Ee, muha Ana muhalefet partisinin lideri muhalif olan insanların genelde örnek almak istediği, örnek aldığı, ona bakarak konuşmalarından esinlendiği kişi olur, olmuştur son 50 senedir, 60 senedir. Fakat tabii Sayın Kılıçdaroğlu bu niteliğini yitireli 5-6 yıl oluyor. Muhalif seçmen bile anladı ki ana muhalefetin e, hakikaten hani beklenen lideri bu değil. O yüzden zaten bu arayışlar çıkıyor. Ama buna rağmen hala ona itibar eden, ona saygı gösteren, onun dediklerine kulak veren insanlar var, muhalifler var. Şimdi siz ülkenin ciddi bir kesimini ya da bir kesimini ya da bir kısmi kesimini gerçekten söylenen boyutta bir faturayı ödemiyorum diye açıklama yaptığınız zaman sizi de 500 bin kişi bile örnek alıp ya ana muhalefet lideri ödemiyor ben niye ödeyeyim deyip faturasını ödememeye kalkarsa ülkede doğabilecek sadece ekonomik değil psikolojik krizi ve kaosu düşünebiliyor musunuz? Yani bu açıklama gerçekten ana muhalefeti temsil edecek bir genel başkanlık ve liderliğe kat'a yakışmayacak nitelikte bir açıklamadır. Onur diyor ki, ne diyorsun Onur pardon? Biraz ha... elektriği hemen kesiyorlar diyor faturayı öde e kesiyorlar da ayrıca. Şimdi hemen kesiyorlarmış. Evet o nasıl olacak onu da bilmiyorum. Mete yarar. Şu Ama söyleyeyim. bu arada halkla şirketleri devleti karşı karşıya getirirsiniz. Evet ve o doğru. <laughs> Ama şurada katılıyorum. Hakikaten elektrik fiyatları çok yüksek. Ya ben Doğu Sayın Beğen, Genel Başkan'ın söyledikleri doğru. Doğu Bey'in veriyoruz ve başarılı kazanacağız doğru. onu söylüyor. Ama tepki bu değil. O konuda Doğu Perinçek'in söylediği doğru. Yani elektrik faturaları Heh. çok yüksek. E tepki ama tepki bu değil Biz abi. Biz geçen pazartesi akşamı 2 saat 3 saat bunu konuştuk elektrik faturalarının yüksekliğini. Dön daha güzel espri, daha yapıcı, daha toplumun hoşuna gidecek bir laf bul yani. Bu laf mı Allah aşkına ya? Elektrik fiyatları da inecek göreceksiniz başarı kazanacağız. Onu söyleyeyim ama İnşallah. doğru eylem, doğru çizgide yoksa böyle kışkırtarak, ortalığı karıştırarak değil. Şimdi e, toplumun yarısı yarısına muhalif, muhalif, öbür yarısı öbür tarafına muhalif. E, o zaman yarın sabahleyin mesela e, otobüse metroya binecek olan grup, ya biz şey yapıyoruz ya, çok, fa vermiyoruz. çok da fazlasıyla zam yaptınız bu sene. Yüzde yüze yakın zam geldi. Ben basmadan topluca geçiyorum. <laughs> nasıl olsa İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kılım dese topluca öyle binmeye başlasalar. Başkası başkasına kıl olduğu bir yer için dese ki kardeşim burası AK Partili ben buranın su parasını ödemiyorum. Öbürü dese ki ben zaten İstanbul Büyükşehir Belediyesi şeyle doğalgaz parasını ödemiyorum. Herkes herkesin muhalefeti değil mi? Herkes herkesin muhalifi. Türkiye öyle. E, herkes herkesin muhalefi. herkesin herkesin ödemeyeceği bir faturası var bu ülkede. Yani e, ben de e, kaç günden beri yaptığım bütün çıktığım bütün programlarda elektrik parası ve diğer paraların ödenmesi konusunda e, açıklayıcı bir sürü e, şey söylüyorum. Ama hiç aklıma gelmemişti doğalgaz parasını veya şeyi ödememek gibi bir şey gelmemişti. E, e, daha yani <laughs> fikir gelmemişti. Daha yani fikir. Bu dayane yani fikir gelmemişti. <laughs> e, i̇nşallah başkalarının da aklına böyle dayane fikirler gelip herkes kendi muhalefetine ceza kesmeye çalışmaz inşallah. Ben öyle söyleyeyim. Yani daha yani herkes herkese... mevzuya Bey. girdi. Efendim? Bir şey mi söyledim? Bir şey mi ee, yok çok kısa yani şunu çok kısa şunu söyleyeyim ben hani bir çalışma yapılıyor. Niye uzadı çalışma? Bakın Türkiye'de eğer iskanınız varsa oturduğunuz evde mesken faturası geliyor size. Sanayi sicil belgeniz varsa sanayi, tarımsal sulama belgen varsa tarımsal. Diğer tüm abonelikler ne onlar? Muhtarlık, içme suyu, kamu kurumu, okul, hastane. Bunlara da ticarethane diye geliyor. Şu an tek tek yapılan çalışmanın özü o. Tek tek ayrılıyor. Yani bakkal amca, adam işte küçük bakkal ya da mahalledeki terzi ya da işte e, hırdavatçı, kuaför, berber, Bunlar tek tek Ahmet Bey şu an bunları rahatlatacak bir düzenleme için çok yoğun bir çalışma yapılıyor. Ee, çalışma yani kısa bir sürede neticelenecek. Ee, dediğim gibi mesken şu ana kadar dün bende bir döken siz programda okumuştunuz Pazartesi, e, pahalı kullanıyor esnaf hakikaten. Ama şimdi burada esnafla yanında 50 kişi çalıştıran tekstil atölyesine aynı fatura geliyor. İşte bunu ayıklamaya çalışıyorlar. Ee, yani e, vatandaşı rahatlatacak esnafı rahatlatacak bir düzenleme yapılacak. Hakan elektrik Bey, sistemi siz, ilginç, bir ee, ne? Elektrik sistem ilginç bir sistemdir. Ney? Ee, elektrik sistemi ilginç bir sistemdir. Elektrik üreticilerin şu anda piyasaya verdiği %50'si özel sektör tarafından sağlanır. Özel sektör bunun parasıyla gider enerji alır. Enerjiyle elektrik üretir. Ve elektriği verirsiniz piyasaya. Ee, piyasada parasını alamayan e, tüke, şeyci, üretici üretmeyecektir. Üretmeyince elektrik olmayacaktır. Elektrik olmayınca piyasaya verilecek elektrik olmadığı için de elektrik parasını ödeyen de elektrik alamayacaktır. Eğer elektriği devlet eliyle dağıtırsak evet. bütün bu sorunlar Sorun çok ve ucuz o, bakın. Kamulaştırmak lazım. Hayır, ben bakın, ben başka bir şey söylüyorum. Şey yani devlet tekelini almamız lazım. Ya o kesin. Oldu yani, bunu hep öteden beri ya ben devlet söylüyorum. Evet. Devlet tekelini alacağız. Devlet, geçmişte, dağıtık. geçmişte elektrik üreticisi olarak %60'a yakın devlet üreticisi. Şu anda da üreticide devlet efendim üretimde gene devlet %25 yüksek e, iletimde tamamen devlet ama dağıtımda 21 şirket var ve onların Şu çoğu anda da yabancılarla ortak. elektrik üretiminde devletin payı %25. özel sektörden daha aşağıda. Öyle. Özel öyle. sektör daha yüksek. Neyse, özel öyle. sektörün payı Neyse, daha öyle. yüksek. Da. Hakan Bey yani öyle. özel sektörün payı yüksek olduğu için fiyatı fiyatı belirlemede geçmişte devlet daha belirleyici bir aktörken öyle. Üretim üretim de özel sektör çok an. daha belirleyici. Peki. dağıtım şirketleri. Dağıtım özel, özel sektörün karını ortadan Halka kaldırırsak, veriyorum. kamu hizmeti haline getirirsek elektriği dağıtıp Ben de katılıyorum. O ben de katılıyorum. Ben de katılıyorum. Ben de katılıyorum. Sakan, Aynı evet. yerdeyim. Şöyle bir şey var. Yani şimdi Kılıçdaroğlu iki nokta üst üste faturamı ödemeyeceğim. Bu yani bana böyle şey geldi. Hani radikal bir çıkış. Radikal zaten. <laughs> şimdi Türk halkı genel olarak baktığımızda yani bundan hoşlanacak. Az önce söylediğiniz tabii ki bir kesim var. Ee, fakat bizim halkımız radikal tedbirler karşısında nasıl tutum alır yani radikal çıkışlar karşısında yani bir şey mi vardır hani sağ duyumu vardır yoksa hoşuna mı gider böyle radikal çıkışlar? Orana bağlı. Türkiye'de her zaman yüzde yirmilik, beşte birlik her iktidar döneminde. Sadece bu iktidar döneminde değil. Bundan hoşlanan. Ee, evet. Çok benim e, muhalefet kolerası dediğim bir hastalık var. Yani ben bunu 40 yıllık meslek hayatımda gözledim. Muhalefet kolerası. Evet. ya yani O koleraya tutulan birisi kolera aşısı ve ilacı icat edildiği halde maalesef fayda etmiyor. Onlar sadece şunu dinlemek İzledim. istiyorlar. Hükümeti, iktidarı sabahtan akşama kadar birileri eleştirsin. Hatta o yüzden mesela dört tane eleştiren kişi diyelim bir programda <laughs> açar sıkılmadan 5 saat dinlerler onu. Ama bu kitle yüzde %18 ila 20 arasıdır. Hmm. Geri kalan muhalif olarak 30'luk 35'lik bir kitle ise sağduyu bekler, çözüm akıl bekler. bekler, çözüm ister ve hep şöyle bakar. Yahu bizimkiler de Allah aşkına biraz aklı başında şöyle milletin hani iktidara oy veren seçmenin oyunu alacak laflar söylesinler, yaklaşımlarda bulunsunlar da <laughs> ya böyle abuk subuk şeylerle uğraşma. Onların gücü daha fazladır. Peki ama bunu alkışlayacak bir kesim var. Kesinlikle var. Söylüyorum. Kesinlikle 17 18. Yok. İçinin yağları erimiştir bir yüzde %17'nin. <laughs> yani gözyaşlarıyla da takdir. Gözyaşlarıyla bunu. Ama yine muhalif olup da bir 30 puan var ki yine bizimki saçmaladı demişlerdir. Emin olun. Öyle midir yani? Evet. Evet. Çünkü Şöyle bir şeye ben hep öteden beri ben e, gençliğimde herkes gibi belki daha radikal fikirlere sahiptim. E, radikal çıkışlar hep hoşuma giderdi e, ama hep azınlıkta kalırdık biz. Çünkü halkın genelinde böyle anarşiye, kaosa, kapı aralayabilecek her türlü şeye karşı müthiş bir direnç vardır. Yani girmezler evet, o, imparatorluk ona. İmparatorluk halkı, devlet birikimi olan bir ülkeyiz. Arjantin'de çok derin krizler oldu mu ükkanlar yağma edilir. Türkiye'de derin kriz oldu mu devrim olur. Evet, evet doğru. Biz fark. Doğru. Yağmacılık yoktur burada Yok, yani. yağma. Bu topraklarda olmaz. Bu toprakta yani. yağmacılık. Evet Çünkü eski bir, bir gelenek. Efendim? Doğru. Efendim? Eski bir devlet geleneğimiz Tabii. var. Yani gö doğru. Bu gözlemime katılıyor musunuz? Yani Tamamen katılıyorum. Genelinde böyle bir doğru. kaostan doğru. kaçma, Yok. Ya böyle bir anarşik bir ortam istememe falan vardır yani o. Zaten bu, bu çok akıllılık. Yani neden sonuç itibariyle <laughs> bir barış ortamında refah sağlayabilirsiniz. Ama diyelim bir sistem çöktüğü zaman da ondan sonra o sistemin yerine yenisini getirmeyi de Türk milleti bilir yani. O ayrı mesele. Fatura mı ödemeyeceğim sistemi çökertecek bir şey mi? Yok. Yok efendim. Tam şimdi bunu HDP ile PKK ile FETÖ ile falan yaptığınız zaman hele tecrid olacaklar. Şimdi onu söyleyeyim ve e, çok erken çıktılar ortaya. Dolayısıyla bu bir fiyaskoyla ile sonuçlanacak. Onu da çok açık söyleyeyim. Bir de bir e, hata daha var. Evet. Ee, eskiden tamam cahil dedikleri yani eğitim oranının çok düşük olduğu oranımız yüksekti bir 50-60 sene önce. Fakat son 10 yıldır, 20 yıldır, 25 yıldır özellikle bu internet, sosyal medya, şu bu kızıyoruz ediyoruz ama Toplumu müthiş bilinçlendirdi bunlar. İşte artıyor, tabii. Cahil oranı yani tam cahil diye tanımlayabileceğimiz bir oran inanmayacak birçok kimse ama yüzde sekizleri onlara düştü. Yüzde doksan şimdi şöyle bir kanaat var. Ya AK Parti'ye kimler oy veriyor? Cahiller. Yok öyle bir şey canım. O bitti. O sizin eski filminiz. O film bitti. Bir de itibar edeceksiniz. Bir de şu var. O seçmene. E, bu, Pardon Zafer bitiriyorum hemen. Bu, Bakın. Tabii, tabii Erzurum'da benim baba memleketimde söyledim bunu ama bir daha söyleyeceğim çok enteresan. Köylerden vilayete, valiliğe, belediyeye gelen en büyük talebi ben ne umardım? Yolum yapılsın, ışığım bilmem ne oldu, köprümü onarın falan. Hayır, internetimiz iyi çekmiyor. Evet, ya Türkiye'de cahil mahir kalmadı. Peki bunun faturayla ne alakası var? Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözüyle ne? Şununla alakası, alakası var. Toplum bu bilince kavuştukça, onların halk cahil, onlara göre bir laf edeyim de marjinal laf olsun, dedikleri şey yerini bulmuyor. Ha, o anlamda. Doğru bu, yargılıyorlar. Bu marjinal bir Tabii ki diyorlar ki bu ne ya, bu da laf mı diyorlar mesela? Ya faturadan bunu almış iyi yaptı diyecek yok mu bu halkın içinde Erzurum'da faturadan bunu almış elektrikli derler. Oranı Hakan. söylüyorum Hakan. Anarşi yani istemez ama. Fiyatlar aşağı çekilsin ister. Herkes Doğru ister biter. onu canım. Ucuz elektrik ister. Halk ucuz elektrik istiyor yoksa sokaklarda itiş kakış istemiyor. Ucuz elektrik istiyor. O kitleyi de söylüyorum 15'i geçmez. Zafer Şahin. Şimdi Ahmet Bey bu ilk sivil itaatsizlik elektrikle ilgili çağrıyı HDP yaptı biliyorsunuz. Hakkari Yüksekova'da ve birkaç yerde daha bununla ilgili yürüyüşler Doğu Beyazıt'taydı sanıyorum. Yapıldı. E şimdi siz bugün bu çağrıyı yaparak e, bir anlamda da e, HDP'nin... Var mı öyle e, elektrik e, faturalarını ödemeyeceğiz diye bir HDP'nin açıklaması var mı? o Doğu Beyazıt, Ağrı, Mardin, Kızıltepe, evet, e, oralarda yapılan Ova'da hareketler ee, son derece sağduyulu sağ ve ucuz elektrik isteyen hareketler. Hocam. O anarşik Öğrencizi hareketler. Ödemeyeceğiz yapmadılar ama hocam. Zafer Şahin tamamladınız mı? Şimdi... Ha Şöyle şunu söyleyeceğim Ahmet Bey, ya zaten devlet 2 milyon 120 bin haneye elektrik yardımı yapıyor. Son 3 yılda 6.4 milyar lira elektrik desteği verilmiş. 4 milyon haneye doğalgaz yardımı yapılıyor. Eskiden kömür yardımıydı bu yapılıyor. Şimdi olur da yarın Kemal Bey iktidar olursa, siz bunun önünü açarsanız, yarın sizin her uygulamanızda karşınıza birileri... Ben bunu yapmıyorum, işte ben buna uymuyorum diye çıkarsa ne olacak? Ortada bir devlet otoritesi kalır mı? Bir. İkincisi kendisi Şanlıurfa'da bedava elektrik sözü vermişti. Bakın o açıklama en çok CHP'li belediyeleri rahatsız etti. Şimdi her yerde CHP'li belediyelere çağrı yapılıyor. Genel başkanınız çiftçiye bedava elektrik sözü verdi siz de tutun diye. Tutamıyor adamlar nasıl tutsunlar? İzmir Kemalpaşa'da AK Parti ve MHP'nin oylarıyla meclisten bu kararı geçirdiler. Fakat başkan bunu uygulayamayacağını belirtti. CHP'li başkan ben bunu uygulayamam dedi. Yani bir şeyleri konuşurken... Ya, konuyu da devam e, e, CHP'li belediyelere bu konuda getirmenin de alemi, alemi yok ya. Yok yok tabii yok ama... E, yani bir şey söylüyorsanız elinizde imkan varsa o zaman <laughs> size bunu sorarlar. Madem bu iş bu kadar kolay buyur yap. Peki. Şimdi Hakan Bey yok ama baktığınız zaman ne diyorsunuz? Yüzde ben yönetiyorum Hayır, diyorsunuz. Hayır siz haklıyken haksız var. duruma düşersiniz. O zaman, buyurun bu yapın derler söylüyorum. size. Zafer Bey. Hayır, Bak, o zaman bu konuda bunu yapın haklısınız. Derler size yani. Ama konuyu belediyelere getirince bir siyasi bir şey haline geliyor. Ne ya kimsenin diye? belediyelere getirdiği yok. Ben belediye başkanlarının bunu karşılamakta zorlandığını söylüyorum. Ben belediyelere niye getirdim? Anladım. Türkiye'de tamam. artık evet. konuşmayacağınız tek konu belediyeler. Belediye deyince birileri böyle kalıyor. Yani enteresan bir şey geldi. Belediye Seyirciliği geldi Türkiye'de. Çok teşekkür ediyorum. Doğubey çok teşekkürler. teşekkür ederim. Zafer Şahin, e, İsmail Hakkı Pekin çok teşekkürler. Mete Yarar, çok teşekkürler. Hakan Bayrakçı çok teşekkürler. Uzunca bir program yaptık. Hepinize iyi geceler diliyorum. Çok